Evet, kıymetli misafirler, kıymetli dostlar, kıymetli hocalarımız, kıymetli meslektaşlarımız, gitar severler, hoş geldiniz efendim. Bugün gitarın ustalarını ağırlıyoruz. Çok önemli iki üstadımızı ağırlıyoruz. Öncelikle bu toplantı 3 kişi olacaktı. 3 ustamız bizimle olacaktı. Sayın Ahmet Kaneci sağlık nedeniyle katılamayacağını belirtti. Hocamızın sağlığı bizim için çok kıymetlidir. Hocamız ne diyorsa biz de o şekilde uyguladık. Kendisi sizlere selamlarını iletti. Başka bir programda bunu telafi edeceğini söyledi. Hocamıza çok geçmiş olsun diyoruz. Hocamız çok kıymetli bir akademisyen, gitar sanatçısı, düzenlemeleriyle, CD'leriyle, organizasyonlarıyla, kurucusu olduğu bölümlerle, kulüplerle, birçok etkinliğiyle tanıdığımız çok kıymetli bir hocamızdır Ahmet Kanneci. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Efendim bugün sadece iki kıymetli profesör olarak değil, konserlerinden tanıdığımız değerli gitar virtüözleri olarak değil, yaptıkları Safa Hocam'ın beste çalışmaları, Kaan Hocam'ın aranjman çalışmaları, kendisine ithaf edilmiş eserlerle repertuarımıza kattığı büyük katkılarıyla tanıdığımız kişiler değil. Organizatör olarak hepimizin artık evi gibi hissettiği Türkiye Gitar Buluşması'nın kurucusu, fikir babası olmasıyla Kaan hocamız, Kocaeli Gitar Günleri, Çalgı Yapım Günleri, bizlerin devam ettirdiği Kocaeli Etkinlikler dizisinin kurucusu, fikir babası olan Safa hocamız. Aynı zamanda bu özelliklerin yanı sıra, bu sanatçı, akademisyen, organizatör, aranjör kimliklerinin yanı sıra ülkemizdeki, alanımızdaki bütün kişilere ilham veren iki değerli kişi olarak Sayın Kaan Korat ve Sayın Safa Eprem bugün bizlerin konuğu. Sağ olsunlar, teklif ettiğimiz anda desteklerini verdiler bize. Kıymetli hocalarımız hoş geldiniz. Şerefler Hoş bulduk. verdiniz. Çok mutluyuz. Pandemiye inat, zor günlere inat gitarcılar. Şu an tam 149 kişiyiz. Birazdan 150'yi geçeriz. 150 olduk bile. Pandemiye inat, zor günlere inat gitarcılar sımsıkı her fırsatta bir araya geliyor. Bugün sizlerle kariyer üzerine, hayat üzerine, sanatlarınız üzerine konuşacağız ama önce giriş olarak neler söylemek istersiniz? Sayın Kaan Korat hocama mikrofonu uzatıyorum. Buyurun Sayın hocam. Behzatçığım, hem sana hem de bütün arkadaşlara hakikaten çok teşekkür ederim. Pandemiye inat dediğin şeyi siz en sonuna kadar yapıyorsunuz. Bu pandemide inanılmaz değerli bir oluşum çıkarttınız ortaya. Çok çok büyük emekler var şüphesiz ki. Ama çok da böyle heyecan verici bir oluşum bu. Ben her zaman her türlü desteği vermenin ötesinde çok büyük heyecanla izliyorum bütün bunları. Dolayısıyla hoş bulduk diyelim. Hepimiz hoş geldik. Ne güzel. Biraz sonra gitar buluşmasının şeyini nüfusunu yakalarız gibi gözüküyor şeyde. Böylece sen de bir buluşma yapmış oluyorsun burada. Veyahut da hep bütün arkadaşlarımızla beraber tabii ki. Çok teşekkürler hocam. Safa hocam sizler neler söylemek istersiniz? Ben hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yani 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek bir şekilde görüyorum şu anda. Koca bir ekran var karşımda. Kutu kutu kutu. Kutuların içinde bütün gitar camiasını bir gün görüp onlarla birlikte iletişim kuracaksın deselerdi, hadi canım derdim. Yani öyle bir durumdayız şu anda. Bir yandan teşekkürle başlayalım. Yani bu gitar platformunun bir defa varlığı bizim için muazzam bir destek, bir pozitif uyarıcı hayatımızda. Bu manada çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Bu oluşumun içinde sizlerle bir arada olmak başlı başına bir mutluluk vesilesi. Teşekkür ederim. Gitar buluşması ve gitar platformunun bu oluşturduğu sinerji birbirini tamamlayan organizasyonlar bana göre. Bunlar ayrı şeyler değil. Ve geçen sohbetimizde de söylemiştim. Yani gitar camiasının oluşturduğu bu sinerji başka enstrüman gruplarında bu ülkede yok. Bunun gerçekten kıymetini bilmek lazım. Ben teşekkür ederim. Yani gece uzun daha sohbet edeceğiz inşallah. Çok teşekkürler hocam. Sizler bizim ustalarımızsınız. Bizlere ilham veren sanatçı büyüklerimizsiniz, ustalarımızsınız, üstadlarımızsınız. Kariyer üzerine konuşacağız, sizlerin hayatları üzerine konuşacağız. Gençlere tavsiyeleriniz ya da
gençlere tavsiye demeyelim, bazı gençler tavsiye kelimesinden hoşlanmıyor. Sizin görüşünüzü aktaracağız. Sizin bakış açınızda olaylara nasıl yaklaştığınızı anlamaya, öğrenmeye çalışacağız. Geçen hafta gençlerle bir toplantı yapmıştık. Yaklaşık 100'e yakın alanımızdaki lisans öncesi birimlerde eğitim gören genç meslektaşlarımız katıldı. Fikirlerini paylaştılar. Bazı arkadaşlarımız biraz karamsar bir tablo çizdiler, umutsuz bir tablo çizdiler. Bazı arkadaşlarımızın yorumlarından yönlendirmeye ihtiyaçları olduğu göze çarptı. Bununla öncelikle malum pandemideyiz sayın hocalarım ve artık pandemi şartlarına göre de hareket etmek lazım. Gitaristlerin öncelikle bugünü düşünürsek, gitaristlerin bu pandemi döneminde yapmaları gereken alanlarıyla ilgili, ruhlarıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Ben pandemiyle direkt şu an yaşadığımız durumla konuya başlamak istiyorum. Daha sonra da daha geniş bir kariyer üzerine konuşalım lütfen. Pandemi ve şu yaşadığımız günler hakkında ne söylemek istersiniz? Safa Hocam, siz bu sefer buyurun, siz başlayın lütfen. Yani şu olup biten gerçekten aklın, mantığın, vicdanın, basiretin, aklınıza gelebilecek buna benzer pek çok düşünce kulvarının zihnimizde cayır cayır yandığı bir dönem. Yani böyle bir şeye insanlık hazır değildi ve tepe taklak ortasına düşmüş olduk bir anda. Hazırlıksız yakalandık. Yani bunu sadece gitar camiası, müzisyenlik falan gibi ben düşünmüyorum. Yani insanlığın başında büyük bir musibet bu. Böyle bir facia kasırgasının ortasında nasıl sağlam durulur? Bunu kimse bilemiyor galiba. Yani işte iletişim dünyası malum işte dijitalleşti ya bütün her şey. Haber kanallarından akan şeylerden bir tane de böyle bir umut ışığı olsun. Keşke böyle bir şey olsa. Umut nerede diye insan soruyor. İşte 2008'li yıllarda Umut diye bir parça yazmıştık. Gülnur Hocam burada şu anda kulakları çınlasın. Kaydettiğimiz albümde giriş efekti olarak bir horoz sesi koymuştuk oraya. Horoz ötüyor. İnşallah böyle pırıl pırıl aydınlık bir günün başlangıcında da o horoz sesini duyarak uyanırız bir gün. Yani bu şartlar içinde nasıl hareket edilir? Ben kendi adıma geliştirmeye çalıştığım, kendimi korumaya çalıştığım yöntemi söyleyebilirim ancak. Tavsiye edecek durumda değiliz herhalde. Yani ilk kez mecburen insanlığın kendi iç muhasebesini yapmaya mecbur olduğu bir dönem bu. Ben kendi adıma tamamen dış dünyayla iletişimi koparttım ve işte başka bir şehirde yaşıyorum şu anda. Ailemle toplandık, uzaklaştık İstanbul'da. Hem fizyolojik olarak hem psikolojik olarak dolayısıyla bu hazırlıksız yakalandığımız şeye ben vücudumun ciddi şekilde tepki verdiğini gözledim ilk kez. Yani daha önceden böyle bir şey yaşamamıştım. Bu bozdu yani bütün kimyamızı bozdu. Ve bu işin şakası olmadığını gördük. Görüyoruz hala. Yani gitarla ilgili olan diyaloğum bugüne kadar zaten tırnak içi ifadeyle ki bunu çok açmak lazım aslında. Profesyonel bir çizgide olmadı. O benim aşkım. Yani çok gönül rahatlığıyla gitarı bırakabiliyorum. Gitardan uzak kalabiliyorum. Ve herhangi bir profesyonel endişe olmaksızın bunu yapabiliyorum. Şükürler olsun. Bu benim için önemli. Ben bu süre zarfında gitarı bayağı bir bıraktım. Olduğu gibi kendime döndüm. Çünkü fabrika ayarlarını düzenleyemezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Yani hayat, sağlık zaten daha kıymetli bir şey yoktur nihayetinde. Ve bu noktalara dikkat etmeye çalışırken bir baktım ki aylar geçiyor. İşte bir yılı geçti neredeyse. Mesleki olarak yapmaya çalıştığım şeyler müziğimle birlikte yürüyor. Yani uzunca bir süredir aktif olarak gitar hocalığı yapmıyorum zaten. Ama gitarı bırakmış değilim. Gitarı bıraktıktan sonra
tekrar gitara başladığım zaman herhangi bir profesyonel endişe olmaksızın çalışıyorum. Ve bu işte şok, ilk şoku atlattıktan sonra yavaş yavaş tekrar yani eski normale doğru gitmek için bir takım şeyler arayışına girdim. Ve yeniden hayatımda eskiden olduğu gibi olmasa da bir başka bir ritimle, başka bir tempoda gitar müziğimle temasa başladım. Bunun için gayret sarf ettim. Hala o süreç devam ediyor bir yandan. Ve özellikle teknolojiyi takip ediyorum zaten. Hep hayatımız ekranın karşısında geçiyor. Ve bu süre içinde müzik dünyasının savrulmasını gözledim. Ne tarafa doğru gidiyor bu kasırga, ne tarafa attı, savurdu hepimizi. Bunu çok iyi gözlediğimi düşünüyorum. Bunların içinden notlar alıyorum. Herhalde akademisyenliğin verdiği şeyden olsa gerek. Yazılı olarak çalışıyorum her şeyi. Gözlediğim her şeyi yazıyorum, notlar alıyorum. İbretlik notlar diye bir klasik klasör oluşturdum. Bunun içine aldığım çok önemli şeyler var. Bunlardan kısa vadeli, orta, uzun vadeli çıkartılacak sonuçlar diye onları tasnif ettim bir güzel. İşte o süre zarfında bir baktım ki yıllardır yani ben nasıl müzik yazıyorum diye ki iç muhasebenin şeyi olarak uzantısı olarak bir iki cümleyle eşleştirdiğim bir takım refleksler olduğunu fark ettim kendimde. Ben müzik yazmaya devam ediyorum bir yandan. Ya dışarıda insanlar ölüyor, dünya kıyamet kopuyor dışarıda. Hay Allah, şurada iki ölçüde şunu yazsak filan diye oturup dua tesini de yazsam, şunu filanlere gidip kayıt mı yapsam filan diye bir şeyler varmış aslında benim kodlarımda. İşte o uzunca bir aradan sonra tekrar bunlar işlemeye başladı benim için. Ama yani çok özledim ya. Hakikaten. Yani söz konusu olan şu anda gitar camiası. Ya bir araya gelip şöyle kucaklaşmayı çok özledim arkadaşlar. Yani bu yaşanarak ancak bilinebilir bir şey. Kaan hocam hakikaten çok özledim ya. Şöyle sıkı bir kucaklaşsak keşke. Şu anda muhtemelen 5 kat maske falan öyle bir şey olacaktır. Aman mesafe diyeceğiz ama ne bileyim, inşallah geçer. İnşallah hocam. Kaan hocam neler söylemek ister? Pandemiyle ilgili, bu yaşadığımız dönemle ilgili, ruhumuzun sağlığını korumakla ilgili. Buyurun sayın hocam. Ya aslında çok güzel denk düşmüş Safa ile benim beraber olmam. Çünkü ikimiz iki farklı yaşayan insanı temsil ederek burada konuşabilmiş olacağız. Şimdi ben de aynı şeyleri söyleseydim bir şekilde demek bu iş böyle diyeceklerdi. Ben yelpazenin tam öbür tarafında sallanıyorum aslında. Nasıl? Yani ben çocuklara da daha önce söylerdim. Mesela çok kullandığım şeylerden bir tanesidir, sözlerden bir tanesidir. Adaptasyon hayatta kalmanın en büyük şeyidir, anahtarıdır. Güçlü olmak falan değildir hayatta kalmanın anahtarı. Adapte olabilmektir. Yoksa dinozorlar yaşıyor olurdu şimdi. En güçlüler onlardı bir zamanlar. Dolayısıyla bizim karşımıza birçok şey çıkıyor. Hayat süresi boyunca bir şekilde bir adaptasyon geçirmek, onunla beraber nasıl yürüyeceğimizi öğrenebilmek veyahut da onu planlamaya başlamak benim için hani esastır. Bir de herhalde tabii kimseye şöyle hissetmelisin, böyle yapmalısın, şöyle düşünmelisin demek mümkün değil. Çünkü duygu dünyasında herkes çok bireysel olarak olayları görüyor. Nasihat etmek hoş olmaz. Ama ben nasıl baktığımı tıpkı Safa'nın yaptığı gibi şey yapayım, söyleyeyim. Mesela pandemi patladı. Bütün işte hocalar falan toplandı bizim okulda. İşte ne yapılacak, ne edilecek falan. Tabii çok zor durumda olan enstrümanlar var. Onları hariç tutuyorum. Ne bileyim, trompetçi, tromboncu şimdi diyor ki benim evde nasıl çalışsın çocuk, yani okula gelemiyor falan. Çok haklılar. Ben ama şey dedim, biz gitar bölümü olarak vites arttırırız. Yani benim hiç program azaltma falan gibi bir niyetim yok. Tam tersine daha da fazla program çalışabiliriz. Herkes arkadaşıyla da görüşemiyor, oturup gitar çalışacak, ne güzel. Ondan sonra tabii insanlar ölüyor, bu çok ciddi. Kesinlikle çok ciddi. Fakat benim yaklaşımım da şu, ya ben her gün trafiğe çıkarken trafiğin dünya çapında aldığı insan sayısı bizim aramızda hala koronanın aldığından daha fazla.
Dolayısıyla ne yapıyorum trafiğe çıkarken? Bilinçsiz değilim. Yani dikkatli araba kullanıyorum, çevremdekilere dikkat ediyorum. Eninde sonunda bir bilinçlilik ve bunun bir ölümcül tehlike getirebileceğiyle ilgili bilgim var. Ama trafik beni korkutmuyor. O benim için bir paranoya olmuyor. Ve hayatımı da engellememe neden olmuyor. Dolayısıyla nasıl trafik ölümcül bir tehlike olarak içinde yaşadığım bir olguysa, bugün pandemi de benim için aynı şekilde ölümcül tehlikesi olan ama gerekli özeni gösterdiğimde de bir şekilde içinde yaşayabileceğim. Ben kendimi mesela hiç hayattan soyutlamadım ama dikkatli davranıyorum. Yani maske, mesafe, elim yıka, işte çok riskli alanlarda bulunma falan ama ben işte bu tam kapanmaya kadar öğrencilerimle 2 gün yüz yüze ders yapıyordum hala. Dolayısıyla sınıfta aramızda 2 metre var. Cam açık, hafif aralık veyahut da odayı soğutmayacak şekilde. O yüzden bana göre hayat devam ediyor. Biraz böyle polyanayım neyim bilmiyorum. Ama ben pandemiden sonra bunu söylemeye utanır insan ama çok rahatladım da bazı konularda. Mesela çok sıkı bir konser tempom vardı. Devamlı da farklı programlar çalıyordum o konserlerde. Yani işte bir trio anka geliyor, bir konçerto geliyor, arkasından duo geliyor bilmem ne. Murphy de güzel çalışıyor. Aynı ay farklı 3 program diziyordu bana konser olarak. Aynı ay içinde 5 saatlik konser programı çalıp filan ona çalışıp devam ediyordum. Pandemi bir geldi, her şey durdu. Ne yapacağım? Ben sololar, kendi istediğim parçalar filanlar, geceleri böyle kendime odada ışıklar ayarlayıp çalmalar filan, bir ara kayıt yapayım diye düşündüm ama baktım ki kayıttan patladı ortalık artık. Yani Isaac Perlman bile geçip karşımızda koltuğuna oturmuş çalıyor, keman çalıyor filan. Dedim kayıt fazla yapmayayım şimdi, ortalık fazla kalabalık. Dolayısıyla pandemi benim yaklaşımım böyle. Yani ben pandemiyle beraber evet çok bela bir şey. Geçmesini istiyoruz. Safa'nın dediğine şu bakımdan sonuna kadar katılıyorum ki benim de en zorlandığım şey dostlarımla bir araya gelemiyor olmak. Yani bu beni de zorluyor. Her bakımdan yani Safa'yla, Bekir'le, Erdem'le, bütün o gitaristlerle, başka kendi bireysel dostlarımla bir araya gelemiyorum. Bu zorlu bir şey. Bu hakikaten tatsız ama mesleki olarak mesela sizin yaptığınız bu iş aslında pandeminin çocuğu gibi bir şey neredeyse. Bu koşulların doğurduğu. Ben daha önceden yapmadığım birçok şeye eğilmeye başladım. Onlara önem vermeye başladım. O arada bak bir edisyon işi çıktı. Seninle beraber şu anda onun peşinden koşturuyoruz. Notaları bugüne kadar o kadar yoğun tempodaymışım ki. Hiçbir zaman yaptığım o kadar düzenlemeyi, şunu bunu bastırtma düşüncesine girememişim bile. Ama bu dönem bana böyle bir şans verdi. Ben pandemiyi hani biter mi bitmez mi, gelecekte ne olur ne olmaz pek düşünmüyorum işin açıkçası. Onu göreceğiz, yaşadıkça göreceğiz. Ben bugünü yaşamayı tercih ederim genellikle. Dolayısıyla bugün üretebildiğim birçok proje var ve pandemi bize bir arşiv oluşturma fırsatı verdi. Yani daha önceden daha uçuşkan yapılan çalışmalar şu anda daha işte dijital ortamda bilmem nerede şurada burada kalıcı hale gelmeye başladılar. Arşivler daha birikti, insanlar onlara doğru gitmeye başladı. Dolayısıyla bana hani bu öğretici bir süreç gibi geliyor. Hiçbirimiz istemeyiz yıllar ve yıllar boyunca pandemi dünyasında yaşayıp sonunda bilim kurgu filmleri gibi olalım ama hani ben bu döneme baktığımda evet zorlukları, olumsuzlukları, bazı insanlar özellikle çok çok fazla zorlandı. Bunun da çok iyi farkındayım ama bunun yanında bize birçok şey de öğreten bir dönem olarak geldi. Ben kendi adıma bireysel olarak kendi çalışmalarıma, kendi isteklerime daha fazla zaman ayırabildiğim bir dönem olarak buldum bu dönemi. Çünkü evde gitar çalışmak, yani kendi istediğim parçalara çalışmak nasıl bir lüks ya. Ben yıllardır öyle bir şey yapmamıştım. Devamlı konser parçalarıyla çalışıp duruyordum. Müthiş, iyi bir şeymiş. O yüzden hani benim şeyim, bakış açım daha böyle olumlu ve hakikaten öğrencilerde de hani gördüğüm şey iyi motive edilirlerse bir iki tane gerçekten demoralize olanı var içlerinde ama
Onun dışındakilerin hepsi o vites arttırma işini yapabildiği gibi gözüküyor. Bence geleceğe yönelik de çok umutsuz olmamak lazım. Ne olacağını da bilemiyoruz. Bilmemek insanın genellikle moralini bozuyor ama bir noktada bu iş bitecek. Şey diyerek bitireyim ben bu konuşmayı. Ben Kung Fu Panda diye bir animasyon film vardır, bilir misiniz bilmem. Hayranıyımdır. Yani her bir söz böyle insanın hayat mottosu olabilecek şeydedir. Efendi Ukvey var, bu kaplumbağa şey, efendi usta. O şey diyordu Kung Fu Panda'ya, yani geçmiş bir masal, gelecekse bir bilmece, bugün sana verilen bir hediye, kıymetini bilmek gerekir diyordu. Dolayısıyla bu benim için çok önemli bir sözdür. Hakikaten geçmişte olanlar kaldı, geleceği bilemiyoruz ama bugün ne yapacağımız seçimi bana aittir. Hocam konumuz kariyer ve planlama. İkinizin de özelden genele, genelden özele nasıl bir rota izleyeceğim ben de bilmiyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Akademisyen, ders sanatçısı, CD çalışmalarınız var ikinizin de. Aranjör olarak ikinizin de çok fazla çalışması var. Safa Hocam besteci olarak da çok fazla çalışması var. Organizatör olarak çok önemli etkinliklere imza attınız, kurucusu oldunuz. Çok sayıda öğrenci yetiştirdiniz. Tahmin ediyorum ki sizin bildiğiniz bir formülünüz var ikinizin de. Hani Coca-Cola'nın sırrı gibi bu iş nasıl yapılır konusunda ikinizin de bir formülü var. Bir yandan da ikiniz de profesör olarak çok fazla doçentlik dosyasıyla muhatap oluyorsunuz. Doçentlik dosyaları sizlere geliyor ve çok fazla kariyerin de nasıl başlayıp nereye gittiği konusunda evrakları incelemekle görevlisiniz. O dosyaları da inceliyorsunuz. Orada da farklı hayatlar görüyorsunuz. Öğrencilerinizi izliyorsunuz, küçük yaştan alıp belli bir yaşa getirdiğiniz, yurt dışına gönderdiğiniz meslektaşınız olduğu. O yüzden her açısından değerlendirmek istiyorum vaktimiz el verdikçe. Önce genel sormak istiyorum Sayın Hocam. Kariyer sizin için ne anlam ifade ediyor? Kariyer ne demek? Kariyer planlamak ne demek? Bunun bir yaşı var mıdır? Bir dönemi var mıdır? Bir stratejisi var mıdır? Safa Hocam'la başlamak istiyorum müsaadenizle. Şimdi kariyer tanım itibariyle bende doğrudan sonuç odaklı bir algı oluşturuyor. Sanki kilometre taşı olarak hayatımızda ulaştığımız bazı noktalar var ki yani yaşamın sonuna kadar devam edecek bir süreçtir bu. Bunların daha önceden böyle planlanmış, tamamen insanın kendi kontrolünde olan, kendi tasarrufunda olan bir süreçmiş gibi bir algı oluşturuluyor ve kariyer planlaması deyince de sanki insanın bütün bu süreç içinde yaptığı, ettiği şeyler tam da kafasında kurduğu gibi olacakmış izlenimi oluşuyor. Ben buna katılmıyorum. Yani bu İşte bir atasözü vardır ya, neye niyet, neye kısmet diye. Hatta kısmetinde T harfine, son noktasına savrulmuş şekilde bulursunuz kendinizi. Yani siz çalışırsınız ki sürece odaklanmak bence çıkış noktası, en kilit nokta bu. Yani süreci iyi yaşamak, biraz önce Kaan Hocam'ın çok güzel söylediği, anın kıymetini çok iyi bilmek, ona hakkını vermek. Ve bundan sonra olup bitecek şeyi de görelim Mevlam neyler diyerek beklemekten başka bir şey düşmüyor bize aslında. Yani ben böyle görüyorum meseleyi. Dolayısıyla kariyer planlanabilir bir şey midir? Bana göre planlayamazsınız. Yani siz ancak, biz ancak çalışırız ve sonucunda geldiğimiz noktaya bakar. Evet, hayalimizde kurduğumuz şey ve ulaştığımız nokta arasında bir bağlantı olup olmadığına ancak bakabiliriz. Yani psikolojide de böyle bir yaklaşım vardır ya. İdeal benlikle gerçek benlik arasındaki kesişme alanı ne kadar büyükse insanoğlunun sağlıklı bir psikolojiye sahip olup olmadığını bundan anlarsınız. Bir gerçekler vardır, bir de hayalleriniz vardır. İşte bu nokta eğitim dünyası içinde, eğitim süreci içinde eğer bizler eğitimciler tarafından
öğrencilerimize doğru bir şekilde, elastikiyetini koruyacak şekilde aktarılırsa, ben süreç içinde yani hayalini kurduğumuz noktada olmasak bile sürecin kendi içinde tutarlı bir kariyer planına zaten dönüştüğünü görebileceğimizi düşünüyorum. Yani o plan zaten, bu devasa boyuttaki plan zaten işliyor. Onu sadece izlemeye çalışan bir varlık insan oldu bana göre. Bu çaba esnasında, bu olup biten esnasında çabalamaktan başka bir şey gelmiyor elimizden. Bütün bu hani akademik süreçlere biraz önce getirdim ya. Evet, yani bir sürü doçent adayları geliyor, başka akademik basamaklarla ilgili bir takım dosyalar geliyor, inceliyoruz. Hepsinde başka hayat hikayeleri var. Hiçbirinin gerçeği bir diğeri için aynı şekilde gitmemiş. Şimdi burada bireysel olarak şu duruş bana daha uygun geliyor. Envai çeşidiyle düşünülebilir. İnsanoğlu tornadan çıkmış bir varlık değil. Yani parmak izi sayısı kadar farklı doğrular var. Ve bunların her biri bana göre çok kıymetli. Yani tek tipleştirmeye yönelik bir kariyer planlaması, biraz önce sizin ifadeniz olduğu için bunun altını çizerek söylüyorum, ona dönüştürme çabası çok anlamlı değil bana göre. Bu benim yine gözlemime göre insanları mutsuz eden, dolayısıyla hem psikolojik yapılarını bozan, daha sonra fizyolojik sıkıntılara dönüşen ve hatta sosyal bir takım patolojik manzaralara dönüşen bir hal alıyor bana göre. Gözlediğim en azından bu. Bunlara odaklanmak yerine bence insanın ana dönüp, şu ana dönüp, şu anda yapması gereken şey neyse, sorumlulukları, bunlara konsantre olması ve müzikal manada, akademik manada, bütün hepsini kastederek bunu söyleyeyim, anın kıymetini bilmesi ve olup biteni sadece kenara çekilip gözlemesi bana göre yeterlidir. Aksi evet, bir kariyer planlaması çabasına gerek olmadığını düşünüyorum. Evet hocam. Kaan hocama da sormak istiyorum. Birazdan direkt daha gitar odaklı yaklaşacağız. Sizlerin hayatında, sizlerin özelinde de konuyu değerlendireceğiz. Sayın hocam, sizin için kariyer nedir? Kariyer planlamak nedir? Bunun bir yaşı, dönemi, bir stratejisi, formülü var mıdır sayın hocam? Ya bu sefer Safa hocamla aynı saflarda yer alıyoruz. Yani geçen gün hatırlarsan bir toplantıya beraber katılmıştık. Orada da bir kariyer planlaması şeyi olmuştu. Benim ilk lafım hani ne düşünüyorsunuz dediklerinde kariyer planlaması olarak şey yapmıştım. Yani kariyer planlama kardeşim. O planlanmaz çünkü. Kariyer dediğimiz şey hayatla aynı şey. Safa'nın söylediklerine çok benzer şeyler söyleyeceğim birçok şeyde. Ama hayatımızı planlayabiliyor muyuz? Bugünlerde moda, yani bu son zamanların modası bu. Hayat koçları var, ha? Yaşam koçları. Kimsin lan sen? Kimsin sen benim yaşamıma koçluk edeceksin? Kendi yaşamına koçluk edebildin mi de benim yaşamıma koçluk edeceksin arkadaşım? Yani aldığın 4 tane sertifikayla bana koç mu olacaksın sen? Yani bu böyle bir iş değil. Yani işler çok paket haline geldiler. Böyle kariyerler planlanıyor. Doçentlikler puanlama üstünden yapılan bir takım hesaplamalarla şey yapıyor. O konuyu da açmak lazım. Yani açtığında içi seni dışı beni yakar bir konu. Dolayısıyla her şey sanki planlanabilirmiş. Her şey puanlanabilirmiş. Bu puanlarla istenilen yerlere gelinebilirmiş gibi bir algı var. Bu bugünün algısı. Yani 2000'ler sonrası iyicene bu noktaya doğru gitti. Halbuki benim şeyim, bakın ben nasıl planlamışım kariyerimi biraz sonra söyleyeceğim dedin ama ben hemen bir baştan şey yapayım, böylece hayatın planlarını görelim. Lise, Mimar Kemal Lisesi, ODTÜ Sosyoloji, Hacettepe Tiyatro Bölümü, arkasından Bilkent Gitar. Hayat, bak ne kadar iyi planlamışım. Yani kariyer planlamam harika. ODTÜ Sosyoloji ile başlıyor, tiyatroyla devam ediyor. Gitarla son buluyor filan. Yani dolayısıyla biraz önceki şey çok geçerli. Şimdi hayat nasıl bir şey? Ben burada çok önemsediğim şey, ben yıllarca
birçok kişi de biliyordur. Uzak Doğu sporlarıyla ve felsefesiyle çok yakın ilgilendim. Bu da benim kişiliğimde belli bir şey oluşturdu, öyle sanıyorum ki farklılaşma oluşturdu. Ama ben insanın belli bir duruşu olması, belli bir hayata bakışı olması, o idealleri, tutkuları, hevesleri olması ve o tutkuların, o heveslerin, o duruşun, o prensiplerin doğrultusunda hayatta yürümesi gerektiğine inanırım. Kariyer tıpkı Safa'nın biraz önce söylediği gibi sizin o duruşunuzla, prensiplerinizle, karakterinizle ve yürüyüşünüzle beraber şekillenir. Önünüze her seferinde farklı yol ayrımları çıkar. Bu biraz örümcek ağı gibi bir sistem. Yani ben A noktasından B noktasına gideceğim diye bir şey yapamazsınız. Kendinize yol çizemezsiniz. O örümcek ağı içinde her yaptığınız şey başka bir alternatifler dizisini önünüze açar. Başka opsiyonlar açar. Siz onlardan hangisini takip ederseniz o size başka açılımlar getirir. Bir şey yapmıyorsanız önünüze bir yol çıkar. Oradan yürüyüp durursunuz. Çok şey yapıyorsanız önünüze çıkan onlarca yoldan birine saparsınız. B noktasına belki bir gün tekrar yine varırsınız ama o sizin sandığınız yoldan olmamıştır. Veyahut da sizin hayatınız boyunca hiç düşünmediğiniz bir C noktasında bulursunuz ki aslında bunun da çok güzel bir alternatif olduğunu ve niye düşünmemiş olduğunuzu düşünebilirsiniz. O yüzden kariyer dediğimiz şey bir yaşamda yolculuktur. Siz yapmanız gerekenleri yapın. Arkasından neler oluyor bakın. Bir de sadece ben çok şey yaptım, çok çalıştım, çok bilmem ne yaptım, şunu da eğitimim de iyi filan, iyi bir şey olacak. Bir de şans var ha, tesadüfler var. Karşınıza çıkan o anda gerçekleşen şeyler var. Yani ama o da benimle aynı, şu da benimle aynı, ben niye onu yapmadım, o niye onu almış? Yok öyle bir şey. Yani şans, hayat böyle bir şey değil. Herkes kendi şanslarını kullanıyor. O yüzden hani ben kariyer dediğimizde kariyerden değil, aslında hayatta duruştan konuşmak gerektiğini düşünürüm. Kariyerde zaten sizin hayattaki o duruşunuza göre şekillenecektir. Karşınıza neler neler çıkar. Benim lisedeyken soruyorlardı, sen ne olacaksın diyorlardı. Bilmiyorum diyordum, lise 1'deyken falan. Ama ne olmayacağımı biliyorum diyordum. Ne diyorlardı? Masa başı işi yapmayacağım diyordu. 8 yıl idari görev yaptım. Bölüm başkanlığı, dekanlık. Yani, büyük konuşmayacaksın. Dolayısıyla hayatın bir şekilde planları var. Siz iyi bir şekilde kendinize inanarak ve kendinizden memnun olarak yürüyün. Bakın bakın karşınıza neler çıkıyor. Biraz önce bitirirken konuşmama şeyi söyleyeyim. Doçentlik konusuna demin değindik ya, doçentlik dosyaları geliyor. Çok kabaca ayırayım tabii ki şeyin dediği gibi, Safa'nın dediği gibi her yolculuk çok bireysel. Yani hiçbiri birbirine benzemiyor. Ama ben baktığımda iki çeşit doçentlik dosyası görüyorum bana gelen. Bir tanesi doçent olmayı kafasına koymuş, o yüzden de gerekenleri yapmış bir takım arkadaşlar var. 3 saat kayıt mı diyor? 3 saat kayıt yollamış adam. Bunu da 2021'de dosyayı yollamış, 2019 ve 2020'de yapmış. Sen 2004'te mezun olmuşsun, 2019'a kadar yaprak kımıldamamış. Ne zaman ki arkadaş doçentlik sınavına girmeyi kafaya koymuş, o gün itibariyle gerekleri yapmış. Bir de şey dosyalar geliyor, bakıyorsunuz ki hakikaten hayatını bir müzisyen gibi yaşamış. Müzisyen gibi yaşamak benim için sadece konsertist olarak yaşamak değil. Konsertist olmazsın, akademik araştırmalar yaparsın. Akademik araştırma yapmazsın, öğrenciler yetiştirirsin, dersler verirsin filan falan, ama yaşamış adam. Yani hayatı yaşamış, sonra da yaşadığı şeyleri sunuyor size. Bir bunlar var, bir de size sunulması gerekenleri sunanlar var. O yüzden bu paket işi benim hoşuma gitmiyor. Yani o hayat koçluğu, o kariyer planlama falan gibi kavramlar. Bakın ben üstüme nasıl bir tişört giydim geldim buraya. Tamamen Amerikan şeyi, slogana dayalı bir hayat yaşıyoruz. İşte budur bize dikte edilen şey. Kendine inan diyorsunuz hocam. Kendine inan, başkasına inan. O koçlar yalan.
Hocam şöyle devam etmek istiyorum müsaadenizle. Ahmet Say'ın çok güzel bir sözü var. Doğru kişilerin doğru zamanda hayata girmesi diye. Şimdi hayatımızdaki en önemli kişilerden birisi ailemiz, birisi öğretmenlerimiz, bizi sanatımızda eğiten kişiler. Eğitim hakkında hani kariyere de tam geçmeden önce o kariyerini planlayacak sanatçının eğitimi hakkında, eğitim süreci hakkında, başlangıcı, gelişimi, o projelerin üretimine kadar olanki kısım hakkında, eğitim konusunda neler söylemek istersiniz? Şu açıları da çok merak ediyorum. Mesela Safa Hocam'ın Flamenko Sanatı ve Gitar diye bir çalışması var. Türkiye'de daha gitar alanında hiçbir çalışma yokken Safa Hocam araştırmalarla bu eseri hazırlamıştı ve şunu da hatırlıyorum, daha internet yeni, çevirmeli ağlarla interneti kullanıyoruz, çok düşük internet hızı var. Safa Hocam'ın o dönemki mail yazışmaların hepsi internetteydi. Yani Safa Eprem yazdığınız zaman bütün yazışmalar çıkıyordu, internetin de öyle güvenliksiz olduğu bir dönem. Ve ben çok iyi hatırlıyorum, onlarca mail, kaynak var mı, gönderir misiniz, bu nasıl oluyor, bulabildiği herkese sormuş Safa Hocam, bütün toplayabildiği. Yanlış hatırlamıyorsam bahsettiğim yıllarda 95-96 olması lazım. İşte Raksnet çevirmeli falan, o dönem interneti kullandığımız şeyler. Ve siz Bilkent şu anda klasik gitar alanında eğitimde Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesi. Mezunlarınızın çoğu önemli pozisyonlarda akademik olarak, sanatçı olarak. Eğitim konusunda Safa Hocam'ın o kaynakların olmadığı dönemde şu anda en önemli Türkçe flamenko kaynağı olan eseri yazmasına uzanan yolculuğu, Kaan Hocam'ın da kendi öğrenciliğinden bugün Türkiye'nin en önemli gitar eğitim kurumlarından birisi olan Bilkent Üniversitesi gitar bölümüne uzanan yolculuğu. Hani bu perspektiften eğitim konusu hakkında da bir şeyler paylaşır mısınız lütfen? Kaan Hocam'la başlayalım müsaadenizle. Peki Behzat'cığım, ya çok güzel sorular. Şimdi aslında şöyle, anlatması zor çünkü çelişkili durumlar var bence burada. Eğitim inanılmaz derecede önemli. Diğer taraftan eğitim aslında kişiye destek veren bir şey. Yani kişinin motivasyonu burada eğitimden daha ön planda olabiliyor diye düşünüyorum. Ben de dahil olmak üzere, bizim şeyimiz Bilkent Gitar Üçlüsü olarak da dahil olmak üzere eğitim hayatımız pek de öyle hani çok parlak, o zamanlar belki dışarıdan Bilkent çok şey gözüküyordu ama o kadar parlak bir şekilde geçmedi. Ben bilgilerimin birçoğunu aslında daha sonraki dönemde yurt dışına, festivallere, şunlara bunlara çıkmaya başladığımda veyahut da işte yüzün üstünde masterclass seyrettim. Onlarla beraber edinmiş oldum. Yani dünyanın nerede olduğunu o noktada öğrenmeye başladım. Bak bugün Türkiye'de çok önemli, çok yüksek seviyede olan gitaristlerin benim bildiğim bazıları gerçekten de eğitimlerine baktığın zaman, aldıkları eğitimlere baktığı zaman o kadar şey değildir, güçlü eğitimler değildir. Ama kişilerin kendi asılması, kendilerini bir yerlere götürmeye çalışması sonuç veriyor. Ben kendim böyle bir eksiklik hissettiğim için aslında öğrencilerimin aşırı derecede üstüne düşen bir insanımdır. Çünkü devamlı olarak şey hesaplaşması vardır. Yani onlara her şeyi vermem, en azından benim elimde olan her şeyi vermem gerekiyor. Çünkü onların geleceğini hazırlıyorum. Günün birinde o öğrenci dönüp de Kaan Hoca da şu yüzden benle uğraşmadı demesin. Şunu bana göstermedi demesin. Benim bildiğim kadarını onlara ne kadar aktarabilirsem aktarırım. Öğretmenin şeyi bence en büyük fonksiyonu veyahut da görevi bir çocuğun motivasyonunu desteklemek olmalıdır. Çeşitli yollarla. Herkes birbirinden farklı. Yani kimisi yarışma birincisi olacak. Kimisi kendi adına bir müzisyen olacak. Kendi kendine çalmayı seven iyi bir müzisyen olacak. Kimisi öğretmeye merak salacak falan filan. Dolayısıyla o tek tip kıyafet giydirmeme işine ben de çok katılıyorum.
Ama diğer taraftan konservatuarlar kimyası dolayısıyla belli bir seviyede performans gösterebilen öğrenci mezun etmekle yükümlüdür. Yani bizim ilk yükümlülüğümüz belli bir standartta çalabilmesini sağlamaktır öğrencinin. Ama hayat yolunda o çocuğun ne seçeceği başka bir konu. Dolayısıyla o çocuk illaki bütün festivalden festivale koşmaya çalışan, bütün yarışmalara gitmeye çalışan bir çocuk olmak zorunda değil. Bu noktada öğretmenin görevi karşısındaki öğrenciyi iyi anlamak, onu iyi yönlendirmek ve kendi elinden geldiğince hepimizin kendisine ait bir potansiyelimiz var. Ona en iyi bilgiyi, en iyi donanımı kazandırmaya çalışmak. Gerisi onun motivasyonuna bağlı. Yani benim çok gerçekten gelişen öğrencilerim de oluyor. Fazla bir şey almayan, bir süre sonra da yollarımızın ayrıldığı öğrencilerim de oluyor. Dolayısıyla ama ben aynı şeyi vermeye çalışıyorum. Aynı motivasyonla vermeye çalışıyorum. O noktada da öğrencinin ne kadar almak istediği veyahut da enerji vermek istediği söz konusu. Burada şeyi ayırt etmek lazım. Yani doğru ve yanlış, Safa'ya bol gönderme yapıyorum bugünkü konuşmamda ama doğru ve yanlış tek bir şey değil. Doğru sizin doğru hissettiğiniz şeydir. Yani virtüöz olmak mı istiyorsunuz? Ama çalışmıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Çünkü virtüöz olmak isteyen sizsiniz. O zaman çalışmadığınızda bu yanlıştır. Ama ben virtüöz olmak istemiyorum ki zaten diyen bir adamın o kadar fazla hayatını vakfetmemesi büyük bir yanlış değildir. Kendi içinde başka öncelikleri vardır. O yolda gidiyordur. Öncelik mutlu olmak, verimli olmak, kendi doğrularınla çakışmamaktır. Sonra başarı dediğimiz şeyin tanımı aslında mutlu olduğunuz yolu buldunuz mu bulmadınız mı'dan geçer. Ünlü oldunuz mu olmadınız mı'dan geçmez. Çok ünlü, çok mutsuz pek iyi bir birleşim gibi gözükmüyor bana eninde sonunda. Ama mütevazi ama çok mutlu, çok güzel bir birleşim gibi gözüküyor. Ha, bunun tersini de isteriz. Çok ünlü, çok mutlu. O da iyi bir birleşim olurdu. Dolayısıyla eğitim son derece önemli ama şeyi unutmamak lazım. İş o eğitimi alanın kendisinde sonuçlanıyor ve bitiyor. Ona göre yürümesi gerekir. Çok sağ olun hocam. Safa hocam aynı soruyu size de sormak istiyorum. Kariyerini planlayacak kişinin eğitimi hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Kaan hocamız dedi ki ben yurt dışında katıldığım festivallerden çok şey öğrendim. Kendimi oradaki deneyimlerle, bilgilerle güncelledim. Sizin yazdığınız bir eser var ki flamenko alanında şu an başucu kaynaklardan bir tanesi ve siz bu kaynağı yani yoktan var etmek demeyeyim ama hani bir nevi yoktan var ettiniz. Çünkü kaynaklar yoktu. Türkiye'de Doğan Canko hocamızın anlattığı bir hikaye vardır. Bir sinema filminin içinde bir 10 saniyede arkada gitar çalan birisi varmış ve o hareketi görmek için o filme yaklaşık 10-15 defa o filme bilet almış, girmiş ve artık bir süre sonra o saatine kadar ezberlemiş. Kaçıncı dakikada o gitarcı çıkacak ve arkadan o hareketi yapacak? O anda giriyormuş, izliyormuş, görüntüyü çıkıyormuş. Hani böyle enteresan hikayelerle bazı şeyler oluştu. Flamenko sanatı ve gitar sizin yanlış hatırlamıyorsam 98 yılındaki yüksek lisans teziniz çok kıymetli çalışmalar. Zannediyorum hani o zamanki lisans eğitiminizde de bu donanımı, bilgiyi aktaracak bir hocanız yoktu diye biliyorum. Yanlışsa lütfen düzeltin. Hani bu bilgilere nasıl ulaştınız? Kendinize bir şeyler ekip kendi meyvelerinizle yeniden kendi tohumlarınızı yaratıp yeniden kendi meyvelerinizi yaratmak hani nedir bu enerjinin sırrı, bu aşkın sırrı? Bunlara da değinirsiniz. Özetlersem kariyer planlamasındaki yolculukta eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz ve sizin kendi yönteminizle oluşturduğunuz proje nasıl ortaya çıktı, nasıl başardınız onu yaratmayı? Bir bombardıman hali var. Bunu şöyle bir rafine hale dönüştürüp öyle başlamak lazım. Şimdi Aylin Hocam da burada saygılarımı sunuyorum. Okul esnasında filan deyince doğrudan hocam yani bütün Yıldız Hoca da kulakları çınlasın. Keşke o da burada olsa. Onlar bizim hocalarımız onlardı. İşte okul esnasındaki program
her okulda olduğu gibi benim mezun olduğum okulda da, bunun da bir gitar eğitimi programı vardı. Ben orada üzerime düşen rol neyse, sorumluluk neyse onun ifa edilmesi noktasında çalışmalar yaptım ama daha gerisinden bahsediyorsunuz, o önemli. Şimdi 1983'lü yıllarda ben başladım. Gitarla tanışmam o zaman ve eğitimim çok kuvvetliydi. Şimdi muazzam bir eğitim aldım diyebilirim. Yani müthiş bir eğitim. Anlata anlata bitiremem bunu. Nasıl bir eğitim? Formal bir eğitim değil. Önce bunun üzerinde bir durmak lazım. Eğitim deyince hemen zihnimizde canlanan şey muazzam böyle okullar, kurumlar, jüriler, işte programlar, işte sınıflar, diploma filan. Onun sonunda bir takım mesleki istikametler filan canlanıveriyor. Halbuki hayat boyu bir süreç değil midir eğitim? Şimdi ben eğitim öğretmenlik bölümü mezunuyum. Eğitime giriş dersi, ilk ders, eğitime giriş kitabı Selahattin Ertürk. Eğitimin tanımı, Allah rahmet eylesin, Edip Günay'dı bizim hocamız. Ve onun işte, bakın bu nokta önemli çocuklar, dediği bir tanım var. Eğitim, bireyin yaşantısında, bu kelime çok önemli, bunu seçerek söylüyorum. Bu, pedagojik formasyon alanlar bunu çok iyi bilirler. İstendik değişiklikler meydana geçirme sürecidir. Sürecidir. Dikkat edin. Eğitim bir süreçtir. Ama biz sonuç odaklı bir dünya algısına kodlandık. Yani bu bütünüyle, bütün eğitimde, kültürde, sosyal hayatta, pek çok noktada bu empoze edildi içten içe. Alttan alta hep bu işledi. Yani sonuç, ne oldu yani? Hiçbir şey olmadı, bir şey olması gerekmiyor. Böyle bakarsan hiçbir şey göremezsin. Şimdi bunu alt metin olarak kayda geçtikten sonra tekrar döneyim. Eğitim sürecim çok güçlüydü. Muazzam şeyler öğrendim. Müzik bölümünde öğrenci oluncaya kadar. Gitarla tanışmam tam bir yani bir bakış açısına göre facia. Yani gitarın sesini duyuyorum evin içinde. Bana gitara dokunma imkanı verilmiyor. Şu eziyete bakar mısınız? Yani gitara aşığı oluyorsunuz. Bir anda bunu çözmek istiyorum ama dokunamıyorum falan. Bir manada böyle tabii kaba tabir olacak ama yani dostlarla bir aradayız ya zaten. Herkes ne demek istediğimi hemen anlayacaktır. Dans eden ayıları öyle eğitirlermiş. Ayaklarının altına işte sıcaklık verir. İşte onunla şartlandırarak bir takım hareketleri falan yapması programları. Ondan sonra işte tamburin çalmaya başlayınca bir bakıyorsunuz ve ayı bir anda dans etmeye başlayıveriyor. Halbuki burada muazzam bir eziyet hali var. Şimdi burada bu örnekten bakın yola. Bende müthiş bir aşk oluşturuldu. Bu programlı bir şeydi. Bunu programlayamazsınız. Harika, çok keyif aldığınız bir şeye dokunma imkanınız elinizden alınıyor. Bunu ne zaman söylüyorum? 1983'e 2021'den geri döndüğümde ancak kurabiliyorum bu cümleleri. Tuhaf tınlıyor. Ve bu nokta bende çok uzun süre devam etti. Yani ben gitar çalmak istiyorum ve gün geçtikçe daha fazla motive oluyorum. Daha fazla aşk beni yakıyor. Ve gitarı bulduğum an duyduğum sesleri taklit etmeye çalışıyorum. Tek notanın ismi, yeri hakkında en ufak bir fikrim yok. Sadece sol anahtarını hatırlarım. O da ilkokulda gördüğüm müzik derslerinden kalan şeydir yani. Türkiye'nin 80'li yılların başından bahsediyorum. Hiçbir şey, gitar teli yok ortada. o derece yokluğun olduğu bir dönem. Şimdi bu noktada insanın yüreğinde bir aşkın oluşuyor olması eğitim altyapısı itibariyle bizim hani öğrencilerimizde eğitim camiasında beklediğimiz motivasyonu oluşturan şey o işte. O yüzden ben de çok muazzam bir motivasyon varmış şimdi diyebiliyorum. Eğitim, bugünkü manada, kurumsal manada bir eğitim var mı? Gitarı şöyle tutacaksın, işte şurası şöyle olacak, böyle filan diyen hiç kimse yoktu. Aşağı yukarı 6-7 sene kadar ben böyle gitarla vakit geçirmiş biriyim. Ve nota okumayı, dolayısıyla yazmayı bilmediğim için gitarla ilgili bütün temasım dinlediğim müziği gitara dönüştürme noktasında
oldu. İşte Doğan Hoca'nın hikayesinden bende de çok var. Video kayıtları alıyorduk. Gitar festivallerini TRT bütün şeyle yayınlıyordu o ara. O video kayıtları üzerinden bir şeyler göreyim de hani oradan anlamlı bir takım sesler çıkartabilirsem ne güzel, artık mesafe kat ediyorum falan diye mutlu oluyorum. Yani damlalıkla veriliyor. Böyle bugünkü gibi yangın hortumuyla bütün ne var ne yok insanın önüne serilmiyordu. Dolayısıyla hazmetsin diye bekleyen kimse de olmadığı için eğitim ortamında şikayet ettiğimiz o diyalog kopuklukları, motivasyon eksiklikleri falan gibi bir sorunum da yok. Yaşadığım 6-7 sene boyunca bütünüyle geçirdiğim vakit aşkımla geçirdiğim vakit. Ne zaman aşık olduğum enstrümanla bir aradaysam gitarımla onun için ilgilenebiliyorum ve hoşlanmadığım zaman gayet güzel bırakabiliyorum. Şimdi altyapıda böyle bir şey var. Bu bugün çok tuhaf tınlıyor olabilir hocam. Ne diyorsun? Yani sen pandemi seni çok tuhaf şekilde etkilemiş. Devrelerden bir iki tanesi yandı diyebilirsiniz. Ama bakın şunu herkes kendine sorsun. Bu akademik ortamlar, okullar nihayetinde sonsuza kadar sürmeyecek. Bitecek, bitiyor. Diplomanı alıyorsun ve mesleki hayatın içine giriyorsun bir manada. Kimisi daha önceden kendini içinde hissediyor. Okulu çekip çıkartsak, jürileri çekip çıkartsak, sistemi oluşturan bu aradaki değerlendirme basamakları çekip çıkartsak, bizi gitar çalışmaya ne motive edecek? Bunu sorun kendinize. Cem Behar'ın çok güzel bir kitabı vardır. Aşk olmazsa meşk olmaz diye. Bu noktaya dönüp dolaşıp yine fabrika ayarına geri döndük demektir bana göre. Şimdi bu noktanın üzerine ben duyduğum müzikleri bana öğretecek herhangi bir mekanizmanın içinde olmadığım için kendi kendime çözmeye çalışan biriydim. Oluyordu, olmuyordu hiç tartışmıyorum bile. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve geçirdiğim süreçten memnunum. Ama memnunum ama her geçen gün sadece cehaletim artıyor. Daha fazla kompleks yapılarla karşılaşıyorum. Ne yapacağım hakkında bir fikrim yok. Flamenco müziği de böyle. Yani işte müziği dinlediğimde, konserlerine falan gittiğimde yani aşık oldum. Daha da fazla körüklendi içimdeki ateş ve ben bunu çözmem gerekiyor hissi oluştu. O his oluştuğu noktadan itibaren işte formal müzik eğitimi süreci başladı ondan sonra. İşte Marmara Üniversitesi'ne girdim. Ama Aylin Hocam filan hatırlar. Ben zaten gitar çalarak girmiş biriydim. Evet, hocalarımdan sağ olsunlar. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Ellerinden öpüyorum. Çok şey öğrendim. Ama benim içimdeki o ateşi söndürdü mü bu öğrendiğim, aldığım akademik eğitim diye sorarsanız hayır, hayır. Yani dinlediğim parçaların transkripsiyonunu yapacak kadar bir solfej, dikte, armoni, işte kompozisyon bilgisine ihtiyacım var. Abi giriyoruz. Şimdi la arkadaşlar diyerek tek sesli bir işte dikte başlıyor içinde. Tamam yani okuldaki sorumluluğum itibariyle ben bunu yapayım ama yani benim ihtiyacım olan şey Paco de Lucía dinliyorum. La Barrosa albümünü içinde oldu. Albümü notaya almak istiyorum. Benim derdim bu. Bunun içindeki yapıyı anlayacak armoniyi anlamak istiyorum. Girdiğim zaman armoni dersinden bunu bekliyorum. Ya da işte gibi bambaşka bir yerde gitarla ilgili olan aşkı aldığım formal eğitim karşılamıyor. O zaman kendi yağınızla kavrulacaksınız. Başka yapacak bir şey. İşte imkansızlıklar insanı mucit edermiş ya. Tuhaf tuhaf teknikleri icat ettim. Zorunda kaldım. Çünkü duyduğum şeyleri çalabilmek için gördüğüm işte Arenas metotları sağ olsun Aylin Hocam kulakları çınlasın. Bunların eğitimleri veriliyordu. Gayet tarihi güzel bir repertuar var karşımızda ama orada gördüğüm şeylerle benim duyduğum ve talip olduğum müzik arasında teknik manada çok fazla bir bağlantı kuramıyorum. Bu konuları kiminle konuşacağım? Bir de böyle bir sıkıntı var. Yani şu andaki gibi böyle 100-150 kişi, 500 kişi bir arada olup gitar camiası diye bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Bölük pörçük. Türkiye'de herkes kendi telinden çalıyor. Bambaşka pozisyonlarda seyrediyor. Hiç kimsenin birbirinden haberi yok. Ki gitar buluşmaları işte yani ne diyeyim Kaan Hocam, muazzam bir hizmet bu. Bunun gibi şeyler çok kıymetli. Onların yokluğunu bilen insanlar bunu ancak anlayabilir ama. Yani şu anda biz bunun içine doğduk. Bu konukların pek çok kısmı gördüğüm kadarıyla genç insanlar.
onun olmadığı zamanı bilmemeleri gayet doğaldır. Dolayısıyla bu motivasyonla hareket ettiğinizde siz sonuç odaklı değil, süreçteki ateşi söndürme odaklı çalışıyorsunuzdur. Bilmiyorum anlatabildim mi sürecimi. Bendeki süreç hala böyle. Yani merak ettiğim çok fazla şey var. Ama motive eden şeyler sadece müzik miydi diye sorarsanız, buradaki işte eğitimle kastedilen şeyin sadece kurumsal, yani formal hale dönüştürülmüş bir eğitim silsilesi olduğunu düşünmek bana göre çok büyük hata. Çünkü bu sistem size önünüze koyduğu kadarıyla ancak bir vizyon oluşturuyor. Eğer bunun dışına çıkmak için ekstra bir çaba sarf etmediyseniz sürekli bağımlı hale geldiniz demektir. Bir müzisyenin olmaması gereken bir manada GDO'lu bir duruş şekli bu. Yani kendi kendini yenileyemeyen, kendisi okumayı, kendisi yazmayı bilmeyen bir müzisyen profili bana göre çok kendini gerçekleştirmeye yakın bir profil şekli değil. İşte o içimizdeki aşkın devam ediyor olması süreci, flamenko ile ilgili olan merak sonunda işte ben eğitim sürecim içinde sağ olsun hocalarım doğrudan benim sorularıma cevap vermemiş olsalar da beni desteklediler en azından. Yani yüksek lisans tezimi ben bunun üzerine yapmıştım işte. Yıldız hocam kulaklar çınlasın. Benim destekçim oldu. Madem merak ediyorsun böyle bir konuyu, o zaman buyur bu konuda sen çalış dedi. Bu çok müthiş bir destek. Şimdi bu desteklerin içinde gördüm ki, yani akademiya içindeki silsileyle de tanışmış oluyorsunuz bir yanda. İşte internetin Türkiye'ye girdiği yıllar, oradaki iletişim kanallarıyla, dünyayla iletişim kurmaya başladığım oranda, görüyorsun ki kendi adıma, yani evet içinde bulduğumuz bu formal müzik eğitimi sistemiyle dünyadaki müzik gerçekleri arasında büyük farklar var. O zaman yine dönüp dolaşıp bize matematik derslerinde öğrettikleri şey geliyor aklıma. Noktadan geçen doğru sayısı sonsuzdur. Bu noktadan hareket ettiğimde bakış açısını değiştiririm ve ben tekrar işimi yapmaya konsantre olabilirim. Eğer burada da bir tıkanıklık oluyorsa bakış açımı tekrar değiştiririm o zaman. Çünkü mühim olan insan, yani burada insan faktörünü atlamamak lazım. İnsana rağmen bir kariyer planlaması olamaz bana göre. Olmamalı. O zaman bir yanlış var demektir. Eğer bir mesleki eğitim süreci içinde, formal eğitimi kastediyorum, mezunların, o sistemi tamamlayanların çok büyük bir kısmı öğretmenlik mesleğine dönüyorsa, ki öğretmenlik önemli bir meslektir, amacı bu olmayan bir eğitim silsilesi içinden dönüp dolaşıp eğitimciliğe dönüşüyorsa bir insan gücü, insan kaynağı, burada bir sorun var demektir. Ve burada çok büyük bir sorun var bana göre. En son toplantıda söylemiştim. Türkiye'de profesyonel olmak demek aslında müzik öğretmeni olmak demek. Başka bir çıkış varsa buyurun gösterin. Evet hocam. Sayın hocam, sizler ikiniz de çok üretkensiniz. Konserleriniz, CD kayıtlarınız, düzenlemeleriniz, organizasyonlarınız, pedagojik olarak, eğitmen olarak çalışmalarınız. Sizlerin de dediği gibi, hani Kaan hocam dedi, bir kariyer planlama dedi. Siz de bugünün kıymetinin bilinmesi üzerine vurgu yaptınız. Ben de inanıyorum, hani o zaman o projelerin yapıldığı yaşlarda ya şöyle bir şey yapayım da 20 sene sonra konuşulsun diye düşündüğünüzü ben de zannetmiyorum. Hani o günkü aşkla mesela Kaan hocamın işte 150'ye yakın çalışması eseri Çekmece'de duruyordu. Pandemi vesilesiyle Çekmece'den çıktı. Bir edisyona dönüşüyor şu anda ve çoğu Türkiye'nin en büyük gitar edisyonlarından birisi hazırlanıyor şu anda. Kaan hocam, ya bir edisyon hazırlayayım da Türkiye'nin en büyük edisyonu olsun fikrinde olmadığını biliyorum. Ama öyle zaman içinde de hiç farkında olmadan 150 eserlik dev bir edisyona imza atmış. Haftaya gerçekleşecek programımızda sizlerin projeleri gibi çok değerli projelere imza atmış gençlerle bir araya geleceğiz. Kendilerinden bugün onay da aldık. Mesela Çavgın Çıngıt'ın YouTube'daki klasik gitar üzerine birçok konuyu ele aldığı Join Art TV projesi, ki bu seneki Türkiye Gitar Buluşması'nın da
zannedersem bütün teknik sorumluluğunu üstlenecek Joyner TV. Birazdan buluşmayı da konuşacağız Kaan Hocam'la. Eda Kocatürk'ün Her Mama Bir Nota projesi. Bu aralar medyada da, haberlerde de, televizyonda sıklıkla gördüğümüz çığ gibi büyüyen bir proje. Hüseyin Kaya Uzunali'nin Kıbrıs'tan gerçekleştirdiği Çevrim İçi Gitar Sohbetleri projesi. Abdullah Hatipoğlu'nun Flamenco Eğitim Seti projesi ve Ceyhun Güneş'in 25 yaşında başladığı Ankara Flamenco Festivali ve Ankara Flamenco Derneği projelerinin bugün geldiği noktaları konuşacağız önümüzdeki haftaki programda. Hocalarım da zannedersem o yaşlarda, Ceyhun Güneş hocamız çete yazmış ben genç değilim diye, estağfurullah hocam. Zannedersem siz de o yaşlarda bu bugün işte bizim hocamız şunu yaptı, şunu yaptı, bunu da yaptı dediğimiz şeylerin temelini o yaşlarda attınız. Bizim duyduğumuz bir şey var Sayın Hocam. Siz ne kadar kariyer planlama deseniz de, hayatın akışına bırak deseniz de, ben 15 yaşında böyle gitar çalışırken duyduğum şuydu mesela. Safa Yeprem'le ilgili. Telefonunu verir misiniz diyordum. Ya o telefonu açmaz ki, o sadece gitar çalışır. 12 saat gitar çalışır. Yani çalışmasını bölersen bağırır kızar falan diyorlardı mesela. Böyle bir şey duyuyorduk. Kaan Hoca ile ilgili duyduğumuz, Kaan Kural çok disiplinlidir, çok disiplinlidir. Yani Soner Hoca anlatırdı. Deşifremizi yapmazsak provayı iptal ederdi. Mesela onun prova saatleri, onun aylık, mevsimlik, bütün reper bir dosyanız varmış hocam. Bütün eserleriniz o dosyadaymış. Ayda bir, mevsimde bir rutin. Her şeyi kapatıyormuşsunuz, o dosyanın ilk sayfasından son sayfasına kadar çalıyormuşsunuz mesela. Yani bunlar şehir efsaneleri midir bilmiyorum. Ama hani duyduklarımıza göre o yaşlarda öyle hayatın akışına falan bırakmamışsınız hocam. Gece gündüz çalışıyormuşsunuz. Yani bu konuda da kısa bir fikirlerinizi alsam, bunlar şehir efsanesi midir? Yoksa gerçekten hani böyle overdose çalıştığınız bir 20'li yaşlar dönemi oldu mu? Yani işte Suite de la Kalorifer eseri. Yani okul buz gibiydi, Safa'ca kaloriferin dibinde çalışıyordu, o besteyi yaptı derler işte. Yani Kaan Hocam biraz sertmiş o yaşlarda. Hani istediği disiplinde akış gitmiyorsa hatırda kalacak şekilde tepkisini dile getiriyormuş diye duyuyoruz. Bilmiyorum. Bir bu konuda da bir kısa dinlesek sizleri. Kaan Hocam ne demek ister? Bu arada 207 kişiyiz. Hani konuklarımızı, bizi çıkardığın zaman 200 kişilik kemik bir kitlemiz var. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Buyurun Kaan Hocam. Doğru mudur? Gençlik yıllarınızda öyle miydi? Anlatılan gibi miydi her şey? Ne diyeyim şimdi? Vallahi biraz abartı var, biraz gerçek payı var diyelim. Yani zamanla tabii hikayeler mitleşiyor biraz. Şöyleydi, ben şunu söylemekten hiç çekinmem. Benim 20'li yaşlarım aslında şu andaki kadar disiplinli değildi. Daha tutkularla savrulan bir halim vardı. Yani çok fazla çalıştığım zaman olurdu, başka bir şeye kaptırıp kendimi dağıttığım, bugünkü kadar sorumluluk sahibi biri değildi. Soner'in o anlattığı devirler aslında benim 30'lu yaşlarımın başlarıdır. Yani Kürşat'ın bana alba yemeklisi demeye başladığı yaşlardır onlar. Yani belli bir noktadan sonra gerçekten her şeyi idealize etmeye ve şeyle beraber gelişti. Çok enteresan aslında. Öğrencilerime bir şeylerin nasıl yapılması gerektiğini, neyin doğru olduğunu, nasıl olacağını çalışmaktan tut da yaşama kadar birçok şeyi söylerken aslında söylediğim her şeyin kendim için de geçerli olması gerektiği inancıyla davranmaya başladım. Bu da her söylediğim şeyi kendime transfer etmem. Hani derler ya, iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır diye. O iğne bana batmalıydı. Hatta çuvaldız bana batmalıydı, iğne çocuklara doğru gitmeliydi şeklinde bir şey var. Yani kendi yapmadığım bir şeyi çocuklara veya öğrencilere nasihat olarak çekmeye şey yaparım. Yani utanç duyarım. Ulan hoca kendi diyor ama alakası yok derler. Hani dolayısıyla bu söylediğin şeyler 20'li yaşlarım, çok aşırı çalışmalar ve o sırada olan sorumsuzlukların bir karışımından oluşmuş bir şeydi, devreydi işin açıkçası. Sonrasında o iş çok değişti. Hani diyorsun,
akışına bırakmak lazım ama şunu unutmamak lazım. Planlamamak ve akışına bırakmak demek, çabalamamak, emek sarf etmemek ve bir şeyler için savaşmamak demek olmuyor. Sadece o savaşın ne olacağıyla ilgili bir plan kurmamak. Yani çok savaşıyorsun, çok çalışıyorsun, çok bir şeyler yapıyorsun ama zaten o yaşlarda bilemiyorsun ki onun ne kapı açacağını. Henüz tecrüben yok. Yani ne yaparsam ne olur bunun sonucunda ne olmaz diye bir şeyin oluşmamış vaziyette. Şimdi daha şanslı gençler, biraz önce Safa'nın dediği gibi o sıralar hiç iletişim de olmadığı için kim ne yoldan yürüdüğünde nereye varıyor diye bir bilgimiz yoktu. Yani herkes kendi kendine bir çabalama, bir çalışma şeyi içindeydi. Yani gitar buluşmalarında benim en çok yapmaya çalıştığım şey oydu aslında. Yani insanlar bir araya gelsin ve bir camia olarak bu işin nasıl yürüdüğünü, nereye evrilebildiğini, önünde daha eski örnekler, kendi yaşıtları, kendinden küçükler olan bir zincirin parçası olmasını sağlamaya çalışarak şey yaptım. Dolayısıyla hani şey kimse onu yanlış anlamasın. Kariyer planlamamak demek fazla uğraşmamak demek değil. Tam tersine deli gibi uğraşmak olsun ondan sonra önüne açılacak mutlaka bir şeyler olacaktır o uğraşın içinde. Ama gittikçe de akıllanıyor insan. Yani böylece daha işe yarayacak şeylerle de uğraşıyorsun. Bazı kapıları gözüne kestirdiğin zaman o kapıları açabilecek şeyleri de yapmaya başlıyorsun filan. Gittikçe işin içindeki tutkunun ve şeyin çabalama daha zeki, daha şey hale geliyor. Ama yine de en zeki olduğunu sandığın anda bile yaptığın şey tamamen başka bir şeye sebep olabilir, hiçbir şeye sebep olmayabilir. Buradaki önemli olan şey sebep olmadığında küsüp dönmemek. İnan sebep olmadı işte biz düzenleme yaptım 150 tane parça yapmışsın sen diyorsun. Yaptık tamam. O sırada da çaldık. Sonra yattı parçalar. 20 yıl sonra ortaya çıkıyor şimdi. Ben tepinebilirdim efendim. Bu kadar parça yaptım. 20 yıl boyunca ne basıldı ne bir şey. Benim bir tane basılı şeyim yok. Dikili ağacım yok filan diye. Kendi kendime küsüyor olabilirim. Bak 20 yıl sonra bir tesadüf eseri. Bunlar bir edisyon haline dönüşmeye başladı. Yapılan hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğine inanıyorum. Ben ölünceye kadar basılmaya da bilirdim. Ben öldükten sonra da basılmaya bilirdim ama benim sırf onları yapmış olmam bile onun boşa gitmemesi için yeterli bir şey. Yani dolayısıyla hani bu iş böyle. Evet planlamıyoruz. Şehir efsanelerine de bugünkü gençler de şimdi 20 yıl sonra bu tür şeylerle anılıyor olacaklar büyük ihtimalle. Hele insanın Soner gibi arkadaşı varsa efsaneler daha şaşalı oluyor. Ya onu da sevgiyle anıyorum bu rahmetli Soner'i. Ama hani şey çok çabanın sonunda eninde sonunda eğer bir yere geldiyseniz o bir çabanın sonunda geliyor. O kesin. Evet hocam. Safa hocam neler söylemek ister? Yani Marmara Üniversitesi'nde hocam hala konuşuluyorsunuz. Bütün camiada da konuşuluyorsunuz. Çok sıra dışı bir gençliğiniz olmuş gitar çalışması konusunda. Çalışırken işte insanlara cevap vermez, telefonunu açmaz filan ifadeleri külliyen yalan. Böyle bir şey yok. O dönemde bir defa telefon yoktu, cep telefonu yoktu. Oradan başlayalım. Şimdi bu hani süreç içinde çeşitli ortamlarda, boyutlarda temas halinde olduğumuz arkadaşlar bilirler. İnternet Türkiye'de işte yaygınlaşmaya başladığı noktada bana insanlar bir takım konularda e-mail falan gönderdiklerinde gücüm yettiği kadar hepsine ben geri dönüş yapmaya çalışan biriyim. Buna çok önem veriyorum. Bunu çok önemsiyorum. İnsanlar size bir şey soruyorlar. Hiç bilmiyor olsanız bile ya da konuyla ilgili sizin alanınızın dışında bir şey olsa bile insani olarak bir defa ona bir karşılık vermek gerekir. Yani hocam şu konudaki fikrinizi düşünüyorum. Bilmiyorum, kusura bakmayın. Çok kıymetli bir şeydir. Bu bir insani bir refleks. Bu noktaları ben atlamadığımı düşünüyorum ama olur da işte transa geçmiş biri olarak kaloriferin başında bütün okulu ikinci katından giriş katına kadar taciz eden bir gitar öğrencisi olarak ben
ne diyeyim, hocalarımın, arkadaşlarımın hakkını nasıl öderim bilmiyorum. Aylin hocama sorun siz onu asıl. Yani okulda üst katta Marmara Üniversitesi'ne gelenler bilir. Merdivenlerin hemen karşısındaki kaloriferin başına gitar, Yıldız Hoca'nın odasından gitarı alıp oraya gidip bütün okulu taciz eden biriydim ben. Ve işte suite kalorifer orada çıktı. Suite de la kalorifer diye bir suite yazdım. Ve yani gitarla ilgili merakını gidermeye çalışan bir gitar öğrencisi düşünün işte. Gitarmen. Sabahtan akşama kadar hayatında gitardan başka hiçbir şey yok ya. O öyle, onlar öyle yıllar. Gün içinde kaç saat çalışıyorsunuz ifadesi çok tuhaf. Yani gitardan başka aktiviteleriniz günde kaç saat alıyor diye sorulsa yeridir. O öyle bir dönem. Sağlıksız. Tabii ki böyle bir şey olabilir mi? Olmaması gerekir. Ama o dönemin enerjisi itibariyle böyleydi. Ve hani ne kadar planlanabilir, ne kadar anlamlıdır, buna güzel örnektir suite kalorifer. Çünkü üç tane parça işte oturdum yazdım ama kaloriferin başında Marmara Üniversitesi'nde gerçekten bilenler bilirler. Orası en olmayacak yerdir yani. Bir sandalye, gitarın üzerine kapaklanmış bir adam not defterini filan gitar şeyi kılıfı içinden çıkartıyor. Oraya bir şey yazıyor. Sonra tekrar başlıyor filan filan, böyle bir gürültü hali var. Allah rahmet eylesin İknur Hocam, az buz kovmadı beni. Yine mi sen kalorifer, çekil oradan filan diyen hocalarımız var. Yani ders yapamıyorlar içeride. Gümbür gümbür bir gitar var ortada. Şimdi bu noktadan itibaren internetle işte tanışmaya başladığımız süre içinde ben nota ile ilgili bir takım sıkıntılarımız var ya, bulamıyoruz, kaynak sıkıntısı var. İşte yurt dışından bazı edisyonlarla bağlantı kurarak nota satın almaya başladım. İşte o satın alma için görüştüğüm edisyonlardan bir tanesi Doz edisyon, Le Production Doz. Ve onun işte baş editörüyle falan yazışmaya başladığımız zaman siz ne yapıyorsunuz diye bana sordu. Ben işte gitar öğrencisiyim, Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Müzik yazıyorum falan deyince, aa dedi, ne kadar güzel olur, gönderseniz ki işte bize bir yayınlasak dedi. Ben de suite de la kaloriferi gönderdim onlara. Ama en ufak bir plan programı yok, kariyer planlanır mı? Ya aklımın köşesinden geçmez yani o kaloriferin başında oturup. Şimdi öyle bir ortam düşünün ki okulun ahalisi oradan gelip geçiyor sürekli ve kimisi geliyor yanıma bakıyor, bu nedir diye soruyor. Kimisi yine mi sen diyor, hadi defol buradan filan diyenler oluyor. Kimisi geliyor filan, böyle rengarenk bir ortam içinde oraya karaladığım şeyler. Gönderdikten 2 hafta sonra basıldı. Ve ikinci hafta, ondan sonraki ikinci haftada işte Brezilya'ya, Arjantin'e, Japonya'ya bir anda dünyanın her tarafına gitmiş oluyor. Ürktüm tabii, bu nasıl bir şey acaba diye. Ama ben bunu programlamadım. Bunun altını 5 kez çizeyim. Bold ifade ve hatta puntoyu da 90'a çıkartayım. Ben bunu planlamadım. Ve bu noktalara odaklı olarak çalışsam belki 60 sene ulaşamayacağım şeyler onlar. Şimdi bugün de prodüksiyon dozda yazdığınız eserleri hadi bakalım gönderin e-mail'le, şunu da yayınlayın filan deyin. Belki hiç olmayacak, belki küt diye bir anda olacak. Hiçbirimizin örneği bir diğeri için geçerli değil. İşte o yıllardaki enerji benim için sonuç odaklı bir enerji değil. Şimdi bunu çok net söyleyebilirim. Ben sadece gitar çalmayı çok seviyorum ve merak ettiğim şeyler var, onları çözmeye çalışıyorum. Bütünüyle duruşum bundan ibaret. Ve o arada tabii yokluk yılları diyelim gitar müziği itibariyle. Çünkü ne kaynak bulabilirsiniz, ne video var, ne YouTube falan yok. Hiçbir şey yok ortada. Bulduğunuz tek böyle çamura dönmüş fotokopi sayfası bile bir hazine. Ya bir eser için 4 sene beklenir mi bir yerden notasını bulsam filan diye. Sormadığım yer kalmayan eserler vardı. Notalar filan saklanıyordu mesela. İnsanlar kaynak paylaşmazlardı. Böyle şeyler yaşadık biz. Ve bunları bulduğunuzda ne olduysa artık hani yani onu muhafaza etme şeyi midir? Tuhaf ve hastalıklı bir duruş şekli bana göre. Onlarla ilgili bir açlığın da verdiği şeyle o zaman biz yaptığımız, ettiğimiz şey neyse, her neye gücümüz yetiyorsa, bunu olabilecek en geniş kapsamda paylaşma refleksi geliştirdik. Benden sonra gelenler benim çektiğim sıkıntıyı çekmesinler. Kaynak mı? Alın, bütün kaynaklarım sizin. Ki hala söylemim aynıdır. Bunu bazı meslektaşlarım tepki gösteriyorlar.
Çalışmalarımın hiçbirinin telif hakkı yoktur. Olabildiği kadar sizindir. Alın ve kullanın. Yeter ki işe yarasın. Yaramıyorsa da yaramayan kısmını da söyleyin. Biz de öğrenelim. Çünkü insanoğlu her geçen gün yeni bir şey öğrenir. Hay Allah bunu da yanlış yapmışız deyip sileriz. Yenilenme imkanını da bize verirseniz seviniriz. Dolayısıyla yazdığım çizdiğim müziklerde de bu değişiklik var. Yani o dönemlerden kaynaklanan bitti diye o double finali çekmeye insanın eline gitmiyor bir türlü. Çekiyorsunuz ama konserleriniz daha bire onun yenilenmiş halini görüyorsunuz. Bu tamamen müzikal bir tercih bana göre. İşte 20'li yaşların duruşu böyle bir duruştu bana göre. Evet hocam. Kıymetli hocalarım yani kariyer planlamadım diyorsunuz ama ben ikinizle de hani farklı projelerde çok yakinen çalışmış birisi olarak söyleyebilirim ki hani Türkiye'deki alanımızdaki en disiplinli, en çalışkan sanatçılardansınız. Safa hocamızla gerçekleştirdiğimiz bir gitar muhabbetleri programı vardı. Hani izleyebilirsiniz. Önündeki suya 4 saat dokunmadan, yerinden kalkmadan o programı yaptı. Kaan hocamla daha çok yakın, belki 10 gün önce, 2 hafta önce yaptığımız bir edisyon çalışma seansında tam 6 saat. Kaan hocam yerinden kalkmadı ve 6 saat tam konsantrasyon çalışma yaptık. Yani hani çok disiplinli ve çok çalışkan olduğunuzun da altını çizmek istiyorum. Hani genç meslektaşlarımız sakın ya onlar da planlamamış, biz de akışına bırakalım gibi bir enerji ruh haline girmelerini istemem. Yani benim gözlemlerimle gördüğüm en çalışkan, en enerjik, çalışmadan enerjisini alan insanlarsınız. Hani ben bu şahsi fikirlerimi de paylaşmak istiyorum. Kıymetli hocalarım, bilmiyorum aksini söyler misiniz ama hani kayıtlar var, kanıtlar var efendim. Kıymetli hocalarım, şimdi Safa hocam çok güzel bir şey söyledi. Benden sonra gelenler benim çektiğim sıkıntıyı çekmesinler dedi. Burada kariyer planlama konusuna küçük bir ara vererek çok değerli bir etkinlik var. Türkiye Gitar Buluşması hazır böyle 200 kişiye yakın bir kitleyi de bulmuşken biraz bunu kısaca bunu konuşmak istiyorum. Hatta şöyle ekran paylaşımı yapmak istiyorum. Kaan hocamın da bize bu seneki buluşmayı anlatmasını kendisinden rica ediyorum. Şöyle yaparsam ekranım geldi mi acaba? Geldi. Evet. Değerli hocam, şöyle başlayalım. Bu sene 13. Türkiye Gitar Buluşması. Biraz bize anlatır mısınız? Neler bekliyor bizi 10-13 Haziran tarihleri arasında? Ya tabii. Şimdi gitar buluşması dediğimizde aslında bu kariyer planlaması veya kariyer işinden çok fazla farklı düşünmüyorum ben onu. Çünkü eninde sonunda özellikle de gençlerin gitar buluşması bir şekilde kimliğini bulması, bir topluluğun bir üyesi olarak kendilerini hissetmeleri üzerine konuşlandırılmış bir şey. Organizasyon 13.sü oluyor. Hani diyoruz ya planlama olmuyor. Ben şimdi o 13 buluşmanın her birinde yaptığım şeyleri dizsem, bunun bir piramit gibi birbirini tamamlayan ve ta sanki en baştan 13'e kadar nasıl gidecekmişim planlanmış bir etkinlikmiş gibi olduğunu görürsünüz. Yani ben mesela baktığım zaman, her birini üst üste koyduğum zaman tesadüfi değil tabii ki, planlayarak yapılan bir şey ama 13.'yi planlamadım. Her birinde sadece o buluşmayı planladım ama hepsi bir arada bir plan çıkarttı. Şimdi bu sene bu bir adaptasyon, yani online olması. Gitar buluşmasının gerçek ruhu nedir? Hepimizi bir araya gelmesidir aslında. Çok dostluklar doğdu, çok güzel şeyler oldu gitar buluşmalarında. Özellikle de bütün gün beraber olduktan sonra gece Mozart Cafe tarafında beraberce ne sohbetler, gülmeler, şunlar bunlar. En tatlı yanları gitar buluşmasını bence bunlar. Ama evet, dünya başka bir durumda. Peki ben de şeyi düşündüm, aslında yapmayı düşünmüyordum. Çavgın Çıngıt'la konuşmamız sırasında bu fikir çıktı. Onlar destek vereceğini söyledi Çavgın. Ben de o zaman düşündüm, ne yapabilirim? Yani insanlar, bu buluşma olan, yani buluşturamıyorsam ne anlamı var diye önce bir düşündüm.
Fakat sonra tabii şu aklıma geldi ki bu aslında bir fırsattı. Şimdi senin açtığın sayfada kaç tane? 16 tane Türk gitarist var. Yeni Zelanda, Arjantin, işte Brezilya'sından, Almanya'sından, İngiltere'sinden, Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar. Gitar buluşması çok mütevazı bir şeydir aslında, organizasyondur. Yani 3-5 kuruş bütçeyle döner, herkes çok destektir. Ben de elimden geleni yaparım. Katılımcıların parasıyla da neredeyse kendi yağında kavrulan bir şeydir. Benim bu insanları getirmem diye bir şey söz konusu değil. Yani ben ne o Amerika biletlerini alabilirim, ne Yeni Zelanda bileti alabilirim. Dolayısıyla bir anda şeyi görmeye başladım. Aslında yurt dışında yaşayan insanları da Türk gitar camiasıyla tekrar tanıştırmak için bir fırsat online olabilmesi bu sene. Dolayısıyla anlamsız olarak sadece yapılmış olsun diye değil de bir sebebi olarak bir amaca yönelik yapabileceğimi fark ettiğimde yapma kararını aldım. Şimdi ilk etkinlikler bunlar. Yamandu Costa'nın ki mesela Yamandu'nun geçen sene daha doğrusu 2 sene önce gelip Bilkent'te verdiği bir seminer tamamen şey. Ve bana mesela çok ilham veren özellikle Villa Lobos'un filan müziği hakkında bakışımı o günden sonra değiştirip revize etmeme sebep olan bazı şeyler vardır o seminerin içinde. Seminerin yarısından çoğunda da kendisi çalıyor zaten. Pek konuşmayı seven bir adam değil. Çalmayı çok seviyor ya Yamandu işin açıkçası. Daha sonra dolayısıyla çok zevkli olacak. Şeylerde de aynı şekilde. Yani seminerlerde mesela bugünün şartlarında pandemi geçse bile tamamen evde kayıt yapmak, müzisyenlerin artık aşina olması ve menülerini alması gereken bir beceri. Dolayısıyla orada ona yönelik bir şey var. Focal Tistonya aslında bazı gitaristlerin gerçekten çok dert çektiği bazı müzisyenlerin bir hastalık. Ama Muzaffer Çorlu aynı zamanda kendisinin olduğu bu hastalığı tedavi etmeye çalışırken normal çalışanlara inanılmaz yarar sağlayacak birçok egzersiz ve çalışma geliştirmiş mesela. Onları paylaşacak. Pandeminin sessizliğinde felsefenin rehberliği ise çok hoş çünkü biraz önce konuştuğumuz birçok kişinin psikolojik olarak bu işten çok etkilenmiş olması ve hani olaya nasıl bakacaklarını bilememesi konusunda bir destek olmak amacıyla mesela şey yapıldı. Dolayısıyla hani şey bu seneki buluşma biraz önce dedim ya pandemi bir şeylerin arşivlenmesi için çok güzel bir fırsat sundu. Böylece bunlar o gün orada olması çok başka bir keyif kesinlikle. Ama burada kalacak olması da başka bir değer. Ve de en son olarak da hani her sene gitar yapımcılarımızı görüyorduk filan. Ben onlara zaten bunu yapmayı istiyordum. Mesela bir sonraki yüz yüze bir buluşma yapabilseydim onların kayıtlarını almayı ve onları yayınlamayı düşünüyordum tanıtım videoları olarak. Evet, zaten de buluşamazken hazır onların gitarlarını tanıtan çok böyle üst kalite inşallah şey olacak ses kaydıyla beraber her birinin gitarlarını referans olarak dinleyebileceğimiz çok iyi bir arşiv oluşacak. Böylece insanlar da Orhan Ümmetler'in gitarı nasıl, Sinan Rıfat'ın nasıl, işte şey ne bileyim Ozan Mustafa Telli'nin gitarı nasıl gibi iyi bir kulaklıkları, iyi bir ses sistemleri varsa birbirlerinden ayırt ederek dinleyebilecekler. İnşallah telefonlarından dinlemeye kalkmazlar diye ümit ediyorum. Ellerinize sağlık hocam. Bizlerin de görevlerimiz varsa, ödevlerimiz varsa lütfen bizimle paylaşın hocam. Bu artık buluşma tüm Türkiye'nin buluşması. Herkes elini taşın altına koyacaktır. Siz yeter ki görev verin hocam. Görevimizi, ödevimizi söyleyin. Ne gerekiyorsa yaparız. Ellerinize sağlık. Çok Buradan şuna teşekkür. bağlamak istiyorum kıymetli hocalarım. İkinizin de bildiğimiz çok değerli organizasyon çalışmaları var. Safa Hocam'ın Kocaeli Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği festival çok özeldir. Farklı stillerin bir arada olduğu ilk festival diyebilir miyim Sayın Hocam? Tamamen flamenkoya ayrılmış, klasik gitara ayrılmış, farklı stillere ayrılmış ve 3 güne bölünmüş olarak 3 farklı konseptin bir arada olduğu ilk festivaldir diyebilir miyim acaba? Yani diyebiliriz herhalde.
Hereke gitar günlerinden bahsediyorsun aslında. Evet Sayın Hocam. Adını doğru zikretmekte fayda var. Tabii pardon. Hereke'deydi, Kocaeli Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi. Ozan Hocam da burada, Sezen Er. Onu da gördüm. O dönemde birlikte organize ettiğimiz ekip işte bu. İki defa yapmak nasip oldu. Yani birinci Hereke Gitar Günleri içinde bildiğimiz gitar festivallerinin formatına yakın bir duruş vardı. Fark şuradaydı. Özgün gitar müziklerinin, yani bu topraklarda yaşayan gitaristlerin veya bestecilerin eserlerinin kayıt altına alınması diyerek çıktık biz yola. Gelecek bütün gitaristler repertuarlarında, ki sen de orada vardın ilk festivalde değil mi? Evet. Seni konuk etmiştik. Gayet gayet güzel bir resitalle katıldın, sağ olasın. Sağ ol. Kayıtlarımıza geçti. Yani bu amaç ilk festivalin sonunda 20'ye yakın bestenin, ki çoğu çok ilk seslendiriliştir. Bayağı ciddi, hem bestecisinin sunumunun yaptığı, eserini tanıttığı, hem de doğrudan işte performansını yapılarak kayıt altına alındığı bir şekilde geldi. İşte. Ramazan Akkuş salonu vardı, küçücük bir konferans salonu. Orada gerçekleştirmiştik. İkincisinde istedik ki bu şey festivalin çapı biraz daha genişlesin ve kulvarları daha netleştirelim. İşte flamenko performanslarına ayırdığımız bir kulvar oluştu. Orada hem flamenko gitarla ilgili solist gitarcılar gelmişti, hem dans topluluklarını ağırlamıştık. İşte klasik gitarla ilgili olan, yani bildiğimiz klasik gitar repertuarı üzerinden performanslarını yapan gitaristlerin bir kategorisi, artı özgün eserlerin seslendirildiği yine bir kategori olsun diye üç kulvarlı, artı işte orkestraların da yer aldığı, bir iki orkestralı eserin seslendirildiği bir şeye dönüştü ikincisi. İkinci festivalin sonunda da yanlış hatırlamıyorsam 60'a yakın eser kayıt altına alınmış oldu. Bu da arşivlerimizde mevcuttur. Yani ilk seslendiriliş olması, doğrudan bestecisinin ağzıyla eserinin tanıtılmış olmasını ben yazılı, görsel, işitsel tarih dokümanı olarak çok kıymetli buluyorum. Yani teknolojinin bu noktaya, bu olanakları bize sunduğu bir devirde artık bu başlıkların atlanarak sadece işte suyun üstüne bir manada imza atar gibi bir performansa yönelik organizasyonları yapılmış olması bana yani enerjinin ve akademik fayda olarak düşünelim bunu, uzun vadeli bu fayda olanağının israf edilmesi gibi geliyor. Yani bu kadar insanın bir arada olması demek çok fazla yazılı, görsel, işitsel dokümanın hazırlanması için müthiş bir imkan demek aslında. Bunların değerlendirilmesi, daha doğrusu faydaya dönüştürülmesi gerektiğine inanıyordum. O dönem işte çalıştığım kurumun idarecisi de olmam nedeniyle bir miktar daha böyle gitar camiasına pozitif ayrım yaparak gitar günleri için bayağı enerji, kurumsal enerjiyi yönlendirme imkanım olmuştu. Sağ olsun bana destek olan kocaman bir ekip var tabii. Tek başına bu işlerin olması imkansız. Hem organizasyon ekibi, hem de gelen gitaristler, gelen müzisyenler, sanatçıların hepsi işte böyle gitar camiasının sinerjisini o dönemde de yaşadığımız iki buluşma oldu. Üçüncüsü için çok güzel bir plan program hazırlamıştık ama kısmet olmadı. Bazı idari aksaklıklar oluştu o dönem. Ama planladığımız şey şuydu. Türkiye'de yazılmış gitar konçertolarını kayıt altına alalım. Bize değil, bu Kaan Hocam'ın organizasyonu Türkiye Gitar Buluşmalarına nasip oldu. Evet. 8 tane orkestra ile görüşülmüştü, ayarlanmıştı, eserler seçilmişti, solistleri belirlenmeye başlamıştı. Ama kısmet, yani diyecek bir şey yok. Evet. Nihayete ermiş olması, bizim yapıyor olmamızın hiçbir önemi yok. Biz değil, Kaan Hocam değil başka biri, kim olursa bunların kayda geçmiş olmasıdır önemli olan. Hayalimiz gerçek oldu. Yani ve daha fazla hayaller var. Çok daha fazlası var. İnşallah onları da böyle güzel ortamlarda paylaşarak, sinerjimizi bu manada kullanarak yönlendirmeyi başarırsak enerjimizi, inşallah o günleri de göreceğiz diye düşünüyorum. İnanıyorum buna.
İnşallah hocam. Ben şuraya bağlamak istiyorum organizasyon konusunu. Geçen hafta gençlerle yaptığımız buluşmada bazı serzenişler oldu gençler. Biz çıkamıyoruz o sahneye dediler. Şimdi burada tabii bazı yorumlardan bir organizasyonun bir parçası olmaya giden yol konusunda ya da bir başvuru yapılması, başvuru süreci konusunda yapılması gerekenler konusunda bilgisiz veya tecrübesiz olduğunu düşündük biz. Bazı arkadaşlarımız hakkında. İkinize de organizatör olarak şunu sormak istiyorum. Festivallerinizde yer alan sanatçıları seçerken kriterleriniz nedir? Şunu da sormak istiyorum. Kimler sizlerin festivalinde yer alamaz? Peki ben başlayayım. Buyurun Sayın Hocam. Aslında kişi olarak hangi yani organizasyonlarımda kime yer veririm, kime yer vermem değil de ben mesela şimdi Bilkent Gitar Buluşması'nı düzenliyorum. Ama aynı zamanda Bilkent Müzik Günleri'nin müzik direktörüyüm, sanat direktörüyüm. Dolayısıyla ikisi iki farklı şeyde, seviyede ve farklı karakterde organizasyon. Gitar buluşmaları herkesin, yani tırnak içinde herkesin, ilkokul çocuğu da yer alabilir, profesyonel gitarist de yer alır, yurt dışından getirilmiş büyük bir isim, ünlü bir gitarist de yer alır. Ama gitar buluşmaları için şey nedir? Her zaman bir çıta oldu. Mesela oldukça açık olmasına rağmen hep seçmeler yapıldı. Hatırlarsanız Facebook üstünden, şunun üstünden, bunun üstünden. Ne olursa olsun insanların karşısında bir organizatör olarak şunu düşünürüm. Siz orada oturuyorsunuz organizatör olarak. Yanınızda 200 kişi daha var veya bilmem kaç yüz kişi daha var. Sahneye biri çıkıyor. Onu da siz olur çık demişsiniz. Şimdi karşınızdaki insanın çalıyor olması lazım ya. Yani ilkokul talebesi de olsa İlkokula göre en azından sevimli veya iyi denilecek bir şekilde çalıyor olması lazım. Yani insanların karşısında ya bu niye çıktı ki buraya dedirteceğiniz bir kişiyi oraya seçmeyi istemezsiniz. Bu da bizim alanımızın biraz vahşi yönüdür. Yani yapabilen çıkar, çalar. Eninde sonunda bu böyle bir şey var. Ama yazık o da çalsın. Ya o da çalsın ama 200 kişi o sırada onu dinliyor. Yani sorumluluk sadece sahneye çıkmayı isteyen kişiye karşı değil ki, aynı zamanda onu dinleyen kişiye karşı da organizatör olarak sorumluluğunuz var. Ama gitar buluşmaları bütün bunlara rağmen herkes kendi seviyesinde iyiyse çıkartmayı amaçlayan bir yapıya sahip. Ama Bilkent Müzik Günleri mesela. Bilkent Müzik Günleri'nde üst derecede profesyonel olması beklenir. Referansları olması beklenir. Yani işte YouTube'dan bize videolarının linkini atacak veyahut da bizim zaten takip etmekte olduğumuz ve bildiğimiz, güvendiğimiz, hani bu adam bu işi yapıyorsa, bir grup kurmuş ve bize geliyorsa zaten belli bir seviyenin üstünde yapar, o profesyoneldir diyeceğimiz adamlar olması gerekiyor. Dolayısıyla bu seçimleri yaparken bir de iyi proje sunması gerekiyor. Mesela atıyorum birisi başvurmuş, ben bir Manuel de Falla çalacağım, bir tane Prokofiev çalacağım, bir tane de işte dört türkü düzenlemesi çalacağım. Ne yapacağım? Yani programın, projenin bir konsepti yok. Dolayısıyla bize bir şekilde neyi vermek istediğini anlıyor olmayı mesela beklerim karşıdakinin profesyonel düzeydeyken. Bir örnek vereyim, hiç grup ismi vermeden bir İki grup başvurdu. İkisi de benzer şekilde bir resital programı gibi tamamen birbiriyle bağımsız gözüken besteciler ve şeylerden, parçalardan oluşan programlar önerdiler. Birini reddettik, öbürkini kabul ettik. Reddedilenler bana 2-3 kere bayağı hüsran dolu, biraz da saldırgan mailler yazdılar. Fakat şu var ki, kabul edilen programın şeyi, başlığı şeydi, Shark Express'iydi. Shark Express'inin o tarihte yola çıkıp geçtiği bütün ülkelerdeki bestecilerin eserlerini ve Shark Express'inin tarihini de anlatarak aralarda bir resital haline getirmişlerdi. Seyirci için resmen böyle o eski ünlü Express'in
müzikli bir yolculuğunu yaptırtıyorlardı. Diğerlerinin programı da aynıydı ama sadece öyle duruyordu. Dolayısıyla hani kimi çaldırtırım veyahut da kime öncelik tanırım? Gitar buluşmalarında eğer mesela bakarsanız çağırdığım solistlere aynı solist asla iki kere çağrılmadı mesela yurt dışından çağırdıklarımda. Bu kasıtlı bir harekettir. Üstelik de benim mesela Agnello Desiderio çok sevdiğim, çok da yakın arkadaşım olan bir adam. Agnello gelmedi gitar buluşmasına. Neden? Çünkü Agnello Türkiye'ye devamlı geliyor. Herkes zaten görmek ve karşılaşmak fırsatına sahip Agnello ile hemen hemen pandemiden önce her yıl Agnello gelirdi Türkiye'ye. Ama Pavel Steidl gelmezdi. Ondan sonra Roland Diens'i Türk gitaristler görmedi. Ben kimleri seçtim? Kendine has çalışıyor olan, kendi türünde bir müziği olan, eşsiz olan ve aynı zamanda da Türk gitaristlerin karşılaşamayacağı solistleri mesela tercih ettim. Dolayısıyla hani gençler bir şeye başvurmayı isterken birkaç şeyi göz önünde bulundurmalılar. Bir, her şeyden önce iyi düzeyde olmalılar. O sahneye çıktıklarında yaptıkları müziğin hakkını verecekler. Yani ben çok iyi değilim ama vallahi çıkmayı çok istiyorum da bu iş olmaz. İyi çalacaksın, çok iyi çalışacaksın, çıkacaksın. İki, akıllı proje üreteceksin. O sahneye çıktığında seni tercih edilmene sebep olacak belki bir projen, bir önerin olacak. Eğer özel bir projen yoksa da en azından senin çalışın cazip olacak. Yani seyirci insanı seyrederken zevk almalı. Ben her şeyi tertemiz çalıyorum. Ya o akrobasi. Her şeyi tertemiz çalmak. Ben öğrencilerime mesela hep şu örneği veririm. Arkadaş, bir adam çıktı sirkte lobut atıyor. 3 tane lobutu attı geldi. Sonra 4 yaptı. Sonra 5 yaptı. 7 lobut, 10 lobut bir de kafasında top çeviriyor filan. Kaç dakikadır bir sirk gösterisinin maksimum süresi? 5 dakikadır. Dünyanın en zor işini yapan, en yetenekli adamını ancak 5 dakika o talent show'da seyredebilirsiniz. 1 saat boyunca kimseye parmak hareketlerini ne kadar iyi yaptığınızı seyrettiremezsiniz eğer içinde müzik yoksa. Dolayısıyla kişiliğiniz sizin seyirciye anlatmak istedikleriniz ve o parmak hareketlerinin sonunda çıkan etkileyici bir sunum var mı? İşte orada sanat başlıyor, orada müzik başlıyor, orada artistik başlıyor. Ha ben kendi adıma öyle insanları profesyonel düzeyde tercih ederim. Çocukların da o yoldan gitmesine teşvik etmeye çalışırım. Benim genel olarak şeyim hani konser kim verir kim vermez de o makine gibi tertemiz çalan adama konser kime verdirtmezsin dersen ona verdirtmem işte. Evet hocam. Safa hocama sormak istiyorum aynı soruyu. Hereke gitar günlerinde parçası olduğu diğer etkinliklerde kriterleri nelerdi acaba Sayın Hocam? Sizin kriterleriniz nelerdi? Programı hazırlarken seçtiğiniz sanatçıları hangi kriterlere göre tercih ediyordunuz? Hereke gitar günlerinin çıkış noktası özgün kompozisyonların kayıt altına alınmasıydı. Bunun altını özellikle çizelim. Yani diğer gitar festivallerinden ciddi şekilde ayrılması demektir bu. Yani çok kıymetli, çok parlak, çok yetenekli bir sürü gitarist var. Bunların içinde Kaan Hocam'ın söylediği kriterler hepsine katılırım diyecek hiçbir şey yok. Ama bizim önceliğimiz o değildi. Bizim önceliğimiz bu ülkedeki gitar müziği üretimi adına kayıt altına alınmamış ve hiçbirimizin fikir sahibi olmadığı bir sürü eser tespit ettik. Şimdi buradan bir dipnot açayım. Geçmiş gitar buluşmaları sanırım 2007. Kaçıncısı? 3 ya da 4.'süydü değil mi Kaan Hocam? Bir böyle konferans yapmıştık şeyde. Valla benim için 3 tane zaman birimi var. Şimdi geçmiş, gelecek, geçmişin ne kadar geçmişte olduğunu hiç bilemem. Tamam. 2006 olabilir mi hocam? 2006'da yapmıştınız. Doğrudur. Olabilir. Orada Türk gitar müziği çalışmaları diye bir derleme çalışması yapmıştım. Yani e-maille, telefonla, işte yüz yüze görüşmeyle gitar için müzik yazan, üreten meslektaşların ne yaptığını anlamaya çalışmıştık. Sağ olsun onlar da elimizde bakın bizde de bu çalışmalar var filan diyerek böyle bir şey oluşturdular.
Ama öyle bir liste çıktı ki yanılmıyorsam 700-800 civarı çalışma adı isim olarak çıktı. İşte bunları tasnif etmeye çalıştık. Alt müziği düzenlemeleri var, özgün besteler var, düetler var, kuartetler var, var bir sürü şey çıktı. Albümler var filan. Bunların büyük kısmını bilmediğimizi görünce işte Hereke Gitar Günleri gibi bir festival yapalım. Daha doğrusu bir festival yapalım. Festivalde bunlardan olabildiği kadar sahneye taşımaya, daha doğrusu görüntülü, sesli doküman oluşturmaya çalışalım. Böyle bir zemin hazırlayalım ki müzisyenler hem üretim için bir aralanmış kapı bulsunlar, kendilerini ifade edecekleri, müziklerini sahneye taşıyabilecekleri bir fırsat bulsunlar. Besteciler ve gitarist besteciler diyelim. Ya da müzik yazan herhangi biri de olabilir bunun için. Motivasyonu diri tutarsak insanın içindeki aşkı diri tutabiliriz ancak buna inanıyorum. Marifetler iltifata tabidir çünkü. Eğer bunu yapmazsanız insanları küstürürsünüz bana göre. Ve bu ülkede müzik dünyası içinde küsen çok insan var. O kadar çok şeye küsmüş insanlar var ki yani muazzam bir insan kaynağı israfı bu. İşte buna benzer küçücük nefes alma boruları, delikleri, süpapları falan icat edilebilirse belki gitar için yazı oluşturan insanlar bir miktar daha motive olabilirler. Bak evet koca ülkede bütünüyle Hereke Gitar Günleri gibi bir festival var. Bak burada da seslendirilebilir diye bir umut ışığı belki çıkar. Bu daha önceki gitarla ilgili organizasyonlarda hiç özgün bestelere yer verilmediği falan gibi bir sonuç çıkartmasın. Ama önceliğin bütünüyle buna verildiği bir organizasyon gerçekten yok. Dolayısıyla bu, o yönüyle farklı. Şimdi bunu tabana, zemine bunu yerleştirdikten sonra festivalin kadrosu nasıl oluşacak diye sorarsanız bizim üzerine gittiğimiz gitaristler çok büyük ölçüde gitar için müzik yazanlar oldu. İşte sen de onlardan bir tanesisin. Senin gibi daha farklı şekillerde besteleri olan, tercihen o besteleri kendisi çalan gitarist bestecilere öncelik verdik. Böyle olunca bu sefer böyle yüzlerce gitarist olan bir camia bir anda sayı olarak bayağı düşmeye başlıyor bir anda. Ya da öyle olduğunu düşündük başta. Hiç öyle değilmiş aslında. Zaman geçtikçe daha da farklı şeyler, çalışmalar ortaya çıkıyor çünkü. Birinci ve ikinci festivalin içinde biz buradan hareket etmeye çalıştık. Bunun şöyle bir negatif yansıması oldu o dönemde. Ya hocam çok muazzam gitarcılar var, müthiş eserler var, programlar hazır. Neden onlara yer vermiyorsun? Diyen meslektaşlar çıktı. Hatta yani ben çalmak istiyorum, bana yer verin filan diyen meslektaşlar oldu. Telefon işte lütfen diyen. Ama amacımız o değil. Yani biz orada eser kayıt altına alma niyetiyle hareket ettiğimiz için bir miktar böyle ötelemek durumunda kaldık ama yani müzik camiası herhalde fazla duygusal bir insan profiline sahip. Yani duygular aklın, mantığın böyle kat kat önüne geçebiliyor çoğu zaman. Eğer idareciyseniz böyle bir şeyin içinde vay halinize. Yani insanları aynı anda memnun etmeye çalışmak imkansız. Ki kendi adıma ben bu hataya düştüm. Yani paramparça oldum. Herkese aynı anda memnun etmeye çalıştığım bir dönem en sonunda hasta oldum yani artık. Sağlığım bozuldu filan. Dolayısıyla hani organizasyon modeli olarak bu alışıldık reflekslerin dışına çıktığınız andan itibaren başınıza neyin geleceğini çok kestiremiyormuşsunuz. Kendi adıma ben bunu gördüm. Ama nihayetindeki izlenimimi söyleyeyim. Yani gelen insanlar, dinleyiciler, meslektaşlar, ya iyi ki de böyle bir şey olmuş. Bak bu organizasyonun bir felsefesi var diyen çok kişi geldi. Bu beni çok memnun etti mesela. Keşke işte Kaan hocamın biraz önceki proje bazlı repertuar fikrini destekleyecek şekilde proje bazlı organizasyon da olmalı. Yani festivallerde de buna benzer temalar üzerinden bir takım daha böyle makro düzeyde organizasyonlar yapılabilir, yapılmalı. Bunların üzerine biraz gidilebilir. Belki işte bu noktadaki organizasyon açığını gitar platformu olarak sizler yapabilirsiniz. Bizler yapabiliriz yine. Yani tamamen kompozisyon odaklı, tamamen filan filan gibi. Ya da böyle mix versiyonları da olabilir. İşte ikinci Hereke Gitar Günlerinde biz onu denemiştik. Dansçılara da yer verelim. İşte ne bileyim plastik sanatlar da içinde olsun.
müzisyenler olsun filan denilen tip bambaşka bir duruşa da evrilebilmeli. Fikir dünyasının ucu bucağı yok. Yani düşünür, hayal kurarsınız. Aynı hayali paylaşan insanlara da adım atarsınız. Olursa olur, olmazsa da bakış açınızı değiştirir yine devam edersiniz yola. Sonuçta dünyanın en güzel meslek alanıyla iç içeyiz. Buna ne kadar meslek denir, o da haksızlık etmek gibi geliyor. Yani dünyanın en güzel şeyiyle ilgileniyoruz arkadaşlar. Müzik, müziğin içinde olup da şu alanı gerçekten sistematik bir işkenceye çeviren insana yazıklar olsun yahu. Ben onu diyeyim. Bu arada ben çalışmadan da hızlıca bahsetmek istiyorum. Internationalgitarplatform.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu arada 2. Türkiye Gitar Buluşması'ndaymış. 2007 yılında 18-21 Şubat tarihleri Türk Gitar Müziği Çalışmaları, 60 sayfalık çok kapsamlı bir çalışma. Merak eden gitar severler web sitemizden bu çalışmaya ulaşabilirler. Efendim, şimdi bir özetlemek gerekirse çok şey konuştuk. Bugünü konuştuk, pandemi şartlarını konuştuk. Neler yapılabilir? Sizler neler yapıyorsunuz? Bunları konuştuk. Kariyer üzerine sizlerin hayatta duruşunu, duruşları üzerine konuştuk. Günü değerlendirmek dedik. Eğitim üzerine konuştuk. Öz çaba, aşk, bunları konuştuk. Organizasyonlardaki sizin yaklaşımlarınızı, organizasyonun parçası olma, proje üretimi üzerine konuştuk. Ayrıca hani kişisel fikrimi de paylaşmak istiyorum burada. Sonuçta festivaller bir nevi de onların sanat yönetmenlerinin yansımasıdır. Hani bir film izlerken yönetmene kızamıyoruz. Neden bu sahneyi böyle çekmedin diye, neden onu bu oyun, o değil de bu oynadı diye, yani bunu diyemiyoruz. Sonuçta bir festivalde o yönetmenin lezzetidir. Ben şahsım adına sizlere çok teşekkür ediyorum etkinliklerde. Burada mesela benim bir öğrencim var, Sayın Harun Ünü var. Gitarı çok sever, yani gitar aşığı bir insandır. İngilizce öğretmeni Roland Diens'le masterclass yapma şansına erişti. Ben Nikita Koşkin'le tanışma şansına eriştim. Safa Yeprem Festivali sayesinde hani besteci kimliğimi ilk defa sergileyerek ona evet bunun bir karşılığı varmış hissiyatıyla daha fazla üretme aşkına eriştim. Mesela yani geçen bir toplantımızda bir hocamızla konuştuk. Festivallerin bitmesini çok sert eleştirmişti. Neden üçüncüsü olmuyor demişti İTÜ Gitar Günleri hakkında. Olmadı ama ilk ikisinde de çok şey imza attı ve çok kişinin hayatına iz bıraktı. Neşet Ertaş'ın Şener Şen'e dediği gibi bir dirhem hayatına katkıda bulunabilmişsem ne mutlu bana mottosuyla. İkinizin de etkinlikleri benim öğrencilerimin hayatına çok katkıda bulundu. Dirhemden çok fazla. Ben şahsım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizin de benzer duygularda olduğunu düşünüyorum. Ben son soruma geçeceğim kariyer konusuyla ilgili. Bu arada izleyicilerimizin sormak istediği sorular varsa lütfen chat paneline yazsınlar. Yaklaşık ikinci saatimizi tamamlamak üzereyiz. Hocalarımız dediğimiz gibi enerjik. Biraz da soruları alıp artık hocalarıma bırakacağım. Yani devam etmek isterlerse devam edeceğim, yoksa oturumu sonlandıracağım kendilerinin müsaadesiyle. Sayın hocam, bu konuştuğumuz şeylerin dışında artık kariyer üzerine bir gitarist, alanı daraltıyorum, gitar odaklı soruyorum soruyu. Gitar alanında dikkat çekecek projeleri, adımları neler olabilir acaba kariyeriyle ilgili? Yani organizatör kimliğiniz de var, akademisyen olarak da önemli çalışmalarınız var, hepimiz biliyoruz. Saydığım, defalarca da sayarım, onur duyarım bundan. Gitar sanatçısı olarak, CD artisti olarak, aranjör olarak, besteci olarak, pedagog olarak çok değerli çalışmalara imza attınız. Sizlerin dikkatini ne çeker? Mesela önümüzdeki hafta gerçekleşeceğimiz toplantıda genç gitaristlerimizin çok önemli projeleri var. Mesela Çavgın Çıngıt'ın Joinart TV projesi, Eda Kocatürk'ün Her Mama Bir Nota projesi, Hüseyin Kaya Uzun Ali Çevrimiçi Gitar Sohbetleri projesi, Abdullah Hatipoğlu Flamenco Eğitim Seti projesi. Hani bu projeler sizlerin kulağına geldi mi? Bu genç arkadaşlarımızın sesi sizlere ulaştı mı? Bu konuda da fikirlerinizi paylaşırsanız mutlu oluruz. Sizlerin dikkatini, sizlerin dışında da günümüzdeki gitar dünyasının dikkatini ne tarz projeler çeker? Safa Hocam'la başlamak istiyorum müsaadenizle.
Samimiyet de her zaman ben çok kıymetli bulmuşumdur. Samimi davranılmalı. Bu buradan hareket edilmeli. Biraz daha genişletecek olursak samimiyetle ne kastediliyor? Yani kendi kökleriyle bağlantılı olmayan, aldığı, soluduğu havayla, ürünlerini tükettiği toprakla, soluduğu kokuyla, toprağının kokusuyla bağlantılı olmayan bir proje üzerine kariyer bina etmek bana çok samimi gelmiyor. Bu olabilecek en kişisel yorumlardan bir tanesi. Farklı doğrular elbette vardır. İnsanlar profesyonel olarak pek çok şeyi tercih etme imkanına sahip olmalıdırlar. Bunlar çok kıymetli ama kendi kültürel dokusuyla teması kaybetmemiş projeler sanırım hani dünya ölçeğinde var olabilmek için daha önemli. Yani özgün bir proje oluşturma noktası ben ta öğrencilik döneminden itibaren zihinlerimizde yer etmelidir diye düşünen biriyim. Yani şunu yıllarca acıklı olarak çok gözledim. Müzik okullarında, işte gitar programları da dahil buna. Eğitimin bir parçası olarak işte o klasik müzik içindeki müzik tarihine atıfta bulunan dönemlere ilişkin bir takım repertuarlar oluşturulur hep. Barok, Rönesans, barok, klasik bilmem ne filan diye oluşturulmuş bir tanışma seansı diyelim buna. Ve bu repertuarı tabii ki dünyayı tanımak zorundayız, anlamak durumundayız. 21. yüzyılın insanı olarak bundan geri durmak mümkün değil ama buradan itibaren kendimize ilişkin bir cümle kurma imkanı, refleksi eğer bu yıllar içinde gelişmediyse, bakın ta toplantının, görüşmenin başında doçentlik sınavlarına atıfta bulunduk ya, ta işte akademik silsilenin en sonu diyelim, oraya kadar meseleyi getirip de kendisi özgün, bu manada özgün bir proje üretmemiş bir sürü meslektaş var. Yani kendi aramızda jürilerin filan toplandığı zaman şunu çok konuşmuştuk. Yani ne zaman, bunun zamanı ne zaman? Yani şu aşamalar bir geçsin de ondan sonra dediğin şey bir ufuk çizgisi gibi. Hiçbir zaman oraya ulaşamayacaksın. Ne zaman? Bu noktalar çok büyük eksikler. Nasıl olabilir? Proje denilen şey bana göre özgün eserlerden oluşmalı. Yani profesyonel müzik camiasına girdiğiniz andan itibaren özgün eserinizle hareket ediyorsanız kendi besteniz, kendi besteniz, aranjmanları başka bir klasmanda ele almak lazım. Ki orada bile pek çok hani özellikle telifle ilgili sorumluluklar devreye girer. Özgün eserlerinizle adım atmaya başladığınız andan itibaren özgürsünüz. Yani bütün attığınız adımın bütünüyle sorumluluğu sizin üzerinizdedir. Bu önemli bir hareket kabiliyeti. Yani beste yapmak konusu bu kadar olduğundan daha uzak bir hedefmiş gibi gösterilmemeli eğitim süreci içinde. Eğitimciler olarak biz öğrencilerimize müzikal manada kendilerini ifade edebilecekleri imkanı tanımalıyız. Hiç kimse anasının karnından doğrudan Mozart diye doğmaz. Ya da işte ana dilini öğrenen herkesin bir şiir yazması falan beklenmez ama konuşması beklenir. Şimdi sadece performer eğitimi alıyor olmak bana müzisyen olarak çok eksik geliyor. Yani bu çok kişisel bir yorum olarak alın lütfen bunu. Haddimi de aşmak istemem ama düşündüğümü açıklıkla ifade edeyim. Bu okula gittiğiniz zaman sadece size okumayı öğretmeleri gibi bir şey bana göre. Yani sen ne düşünüyorsun arkadaş? Hayır, yaz bakalım şunu dendiği zaman yazmayı bilmiyorum demek gibi geliyor bana. Halbuki kurulan müzikal ifadeler binlerce level üzerinde kat kat müzik tarihini oluşturan bir silsile, saklık alarak söyleyelim, İnsan ürünü şeyler. Onlar da insan. Yani Johann Sebastian Bach da kanlı canlı bir insandı nihayetinde ve göçtü gitti öte tarafa. Ve hepimizin olacağı gibi gün geldiği zaman biz de gideceğiz. Ama bu noktayı insanı merkeze koyduğu zaman emin olun ki yeteneği olmayan insan bana göre yok. Yeteneği olan herkesin, insanoğlunun söyleyecek bir şeyi vardır.
Bunu en güzel örnekleyecek şey aslında çocuklarımız, bebekler. Değil mi? Yani dans etmeyen, şarkı söylemeyen bir bebek gördünüz mü? Sallanmayan filan, el çırpmayan. Böyle bir şey yok. O refleks insanoğlunda var. Yani bu sahneye taşınmış, işte tırnak içi ifadeli, profesyonelleşmiş bir müzisyen olduğu anlamına gelmiyor. Ama diyebileceği bir şeyler var. Beste yapan çocuklar beste ne kadar denir? Bunların hepsi işte akademizm içinde öyle bir yere saplandı ki normalde yaşantının bir parçası olan, nefes alması gereken, yaşantı ile pek çok noktada beslenmesi gereken pek çok şeyi insanoğlu işte bu profesyonellik silsilesi içinde yaşanmaz hale getirdi. Ve kendi kendine koyduğu bariyerler içinde boğulmaya başladılar. Şimdi bu silsile bana samimi gelmiyor. Samimiyetle kastettiğim şeyi tekrar etmek istiyorum. Ana dokunan, kendi kültürel dokusuyla mutlaka bir bağlantı içinde olan, kendi kültürel dokusuyla kastettiğim ille geleneğe atıfta bulunması demek değil yani. Anı yaşayan insan olarak, kendi bulunduğu zemine basan biri olarak samimiyeti gösteren projeler bana göre uluslararası manada, dünya ölçeğinde değer atfedilen projeler. Yani reprodüksiyon klasmanındaki şeyler ne kadar ustalıkla kayda geçerse geçsin hep aslını muhafaza etmeye yöneliktir bana göre. Flamenco dünyasından örnek vereyim daha netleşsin. Paco de Lucía diye biri geçti yeryüzünden mesela. Yani Paco de Lucía'yı ben defalarca izledim canlı olarak. Ama onun eserlerini çalanlar da vardı hayattayken. Hiçbirimiz kalkıp diğerlerinin konserine gitmedi. Paco de Lucía konserine gitti. Bu kıymetli çünkü orada çok daha başka bir duruş var. Bu hani bütün müzik performans dünyasını karşıma almak gibi de algılanmasın. Asla öyle bir şey değil. Bu sadece bir bakış açısı. Benim bakış açım bu. Bana özgün gelen, bana samimi gelen duruş şekli bu. Ben mesleki manada üretilecek, profesyonelleşecek projelerde bu manada bir samimiyet olmasını bu duruş olarak nota yazım olarak bir adım atılmasını, bunun yani hazırlanan müziğin notaların basılması için bir çaba gösterilmesini artı görüntülü ve sesli kayıt teknolojilerinin devreye girerek de bunun mutlaka kayıt altına alarak devrin getirdiği algı platformuna taşınması gerektiğine inanıyorum. Son bir yorumum daha olsun. Genç akademisyenlere bu da. Yani gitar konusunda akademik çalışmasını devam ettirmek isteyenlere. Yazılı kaynak devri bana göre bitmiştir. Yani sadece kitap yayınlamak ya da eser, makale falan bunlar çok kıymetli formatlar diyecek bir şey yok ama yapılan akademik çalışmanın görsel ve işitsel manada bir uzantısı mutlaka olmalıdır diye düşünüyorum. Bu noktaların üzerine biraz eğilmelerinde ben fayda olduğunu düşünüyorum. Öyle noktadayım şimdi. Teşekkürler hocam. Kaan hocam ne düşünüyor? Evet, şimdi o tabii şuradan gireyim. Ben şu ana kadar tabii hem Safa hem de ben başka bir şeyin neredeyse çağın romantizm akımının etkilerinde yaşanmış bir hayat hikayelerini anlattık. Kariyerle ilgili de buna göre fikirlerimizi söyledik. Ben biraz kendi fikirlerimden çıkıp hani görebildiğim kadarıyla dünyada bu iş nasıl işliyor, nasıl yürür, neler yapmak gerekir, gençler nelere dikkat edebilir, o konudaki biraz soğuk beyinle, yani ben böyle düşünüyorum değil de gözlemlediğim kadarıyla bu iş böyle yürüyor şeklinde bazı bilgiler vereyim. Belki yararı olur çocuklara. Şimdi Safa'nın söylediği şey, yani özgün olmak çok hakikaten önemli bir şey. Bizim Terci Korat diyonun Avrupa'da özellikle çok fazla iş yapmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi, her ne kadar kendi bestelerimiz değilse de iyi düzenlenmiş Türk eserlerinin repertuarımızda yer almasıydı. Avrupalılara son derece enteresan geldi ve bizi tekrar tekrar bu repertuar sayesinde çağırdılar. Bu bir şeydir, yani sizin diğerlerinden farklılaşmanızı sağlayan unsurlardan bir tanesi gerçekten. Söylediği gibi bestenizin olması daha da farklı bir unsur. Fakat buradaki en önemli şeylerin başında, özellikle bugünün profesyonel dünyasında
niteliğin nasıl olduğu ve sizi kimlerin desteklediği çok önemli hale geliyor. Özellikle beste yapıyorsanız, şey yapıyorsanız hem iyi seviyeli besteler yapmak hem de onlara alıcı bulmak, yani sizin dışınızda onları çalacak insanları bulmak, onu sadece basmak değil, basıldıktan sonra yayılmasını sağlayacak bir takım güçlere ulaşmak çok çok önemli. Öbür türlüsünde hani beste yapmak belki de hani kariyerde çok ilerlemek için önemli olmayabilir. Daha doğrusu çok büyük bir fonksiyon oynayamayabilir. Ama tabii sizin kişisel müzisyenlik yolculuğunuzda çok değerli bir yeri vardır, o şüphesiz. Şimdi ben bunlardan bağımsız olarak mesela farklı kariyer yolları veyahut da stratejiler çizilebilir. Evet, plan yapmayın dedik ama bir yandan da dedik ki bizim nasıl yürüdüğümüz karşımıza çıkacak alternatifleri şekillendiriyor. Dolayısıyla peki ben nasıl yürümeye karar vereceğim? Bunun için çok önemli birkaç şey var. Bizim potansiyelimiz nedir? Yani bir gitaristin önce kendi potansiyelini iyi keşfetmesi lazım. Bu da çok uzun süren bir yolculuk aslında. Öyle öğrencilikte bir anda benim potansiyelim şu demiyorsunuz. Öğrencilikte en fazla yatkınlıklarınızın ne olduğunu keşfedebilirsiniz. Sonra gerçek potansiyeliniz ortaya çıkıyor ama potansiyel dediğimde neyi kastediyorum? Bir tanesi ilk akla gelen yetenektir, değil mi? Yetenek işte fiziksel yatkınlıklarınız, işte kulak ne kadar iyidir, bilmem nedir. Ama bunun dışında aslında potansiyelinizi algınız belirler. Yani karşınızdaki müziği, karşınızdaki olayları, karşınızdaki bir imkanı nasıl algıladığınız, ne genişlikte algıladığınız, çok dar bir açıdan bir odak noktasında mısınız? Yoksa çok daha geniş bir şekilde algılayabiliyor musunuz? Mesela bu sizin potansiyelinizin çok önemli bir şeyi ve de facto geliyor. Yani potansiyel dediğimde ben biraz böyle yukarıdan size zaten gelmiş olan fabrika ayarlarından bahsediyorum. Üçüncü ögede karakteriniz. Karakter nasıldır? Yani güçlü bir kişilik misiniz? Savaşçı mısınız? Daha ısrarcı mısınız? Çabuk mu vazgeçersiniz? Çok heveslenir, tutuşur, çabuk mu sönersiniz? Birçok şey karakter özelliği var değil mi insanın? Dolayısıyla biz kendimizi ne kadar tanırsak ve zaman içinde müzikle giderken kendimizde bu karakterimizin ve bütün potansiyelimizin etkilerini tanımaya başlarsak o kadar doğru projeler üretmek veya o kadar doğru hedefler koymaya başlayabiliriz. O yüzden bir müzisyenin ilk yapması gereken şey bu yolculuk içinde samimiyetle eksik yanları ve güçlü yanlarıyla kendisini tanımaya çalışmaktır. Sonra öğrenciyken güçlü yanlarınızın üstüne oynamazsınız, oynamamalısınız veyahut da en azından. Öğrenciyken kendinizi geliştirebildiğiniz kadar geliştirmelisiniz veya sırf öğrencilikten kastım şey, diyelim ki 20'li yaşların tamamı öğrenciliktir bana göre aslında. Henüz kendinizi oluşturuyorsunuzdur veya eğer 8 yaşında gitara başladıysanız 20-25 yaşına kadar hala aslında o yapıyı oluşturursunuz. Dolayısıyla ondan sonra ama profesyonel hayata doğru geçmeye başladığınızda özellikle bu sefer güçlü yanlarınızın, o keşfettiğiniz yanlarınızın üstüne gidersiniz. Yani özgünlük bence nerelerde olabilir? Kendi bestenizi yapmak bir özgünlüktür. Kimsenin çalmadığı veyahut da işte çok iyi yapılmış düzenlemeler özgünlüktür. Ama Fernando Sor'u veyahut da Bach'ı çok güçlü bir şekilde, çok iz bırakıcı şekilde, karşınızda dinleyeni etkileyici şekilde çalabilmek de aynı zamanda özgünlüktür. Sizin kendinize ait bir imza olması. Yani bugün şöyle bir gitar dünyasına baktığımızda bir adamlar var, süper çalıyorlar ama hiçbirini birbirinden ayırt edemeyiz. Bazı adamlar var, onların seslerini duyduğumuz anda onları biliriz kimler olduğunu. Veyahut da örnek gösteririz, şunun gibi çalınabilir deriz. Dolayısıyla özgünlüğümüzü hangi yolla bulacağımızı bence kişisel yatkınlıklarımıza, güçlü yanlarımıza, ilgi alanlarımıza kendimizle barışmalıyız değil mi? Yani diyorsunuz ki ben klasik dönemi veya Latin Amerika repertuarını çok seviyorum. O zaman profesyonel hayatınızda ve yatkınım da güzel de çalıyorum. O zaman profesyonel hayatınızda Latin Amerika
repertuarına da yönelebilirsiniz. Demezsiniz ki ya Yaman Du Costa var, ne yapacaksın adam? Yani Latin Amerika çalıp da ondan iyi çalamayız ya. Demezsiniz. Burada biz kendimize neye doğru kişi görüyorsak ve neyi seviyorsak ona gitmeliyiz. Ama orada kendi söyleyeceğimiz sözü oluşturmalıyız. İşte yapmamız gereken özgün proje budur. Yani proje kendimizdir aslında. Kendimizi gerçekleştirdikten sonra biz hangi projeye atılırsak atılalım. Bakalım ben neler yaptım mesela. Bilkent Gitar Üçlüsü. Okey. Terci Korat ikilisi son derece iyi iş yaptı. Terci Korat bitti. Kürşat İzmir'e gitti. Ortada kaldık. Trio Anka diye tenor, cello, gitar diye acayip garip bir grup kurdum. Ondan sonra insanlar çok olumlu tepkiler verdi. Ben de çalarken çok zevk aldım. Hala devam da ederiz. Şu sıralar konserimiz yok ama arkasından işte Bandoneon gitar ikilisiyle çıktım. Bu arada orkestralarla şey yapıyorum. Şimdi daha yeni Bize'nin, Fayyan'ın ve şeyin Albeniz'in eserlerini yaylı orkestra ve gitar için düzenledim. Onlarla konser projem var falan. Dolayısıyla ben kendimi bulduktan sonra hangi projeyi yaparsam yapayım arkasına bir fikri ve bir felsefeyi koyduğum zaman bir şekilde tutunabildiğini görüyorum. Yani ben hayatıma müzisyen olarak devam ediyorum. Bu sırada da çoklu bir üretime girmiş oluyorum. Bakın işte Albenizleri orkestra ve gitara uyarlarken aynı zamanda da farklı yönlerimi kullanmış oluyorum. Dolayısıyla hani gençlerin yapacağı şey önce kendilerini bulmak. Çok güçlü, çok şey bir gitaristseniz, sinirleriniz güçlü, her seferinde mükemmel çalıyorsunuz, çok yüksek teknik seviyeniz var, müzik kaliteniz ve bilmem neniz şurada. Ve o zaman yarışmaları kovalamaya başlarsınız. Celil Refik Kaya'nın yaptığı gibi. Kazandığınız 5-6 tane iyi yarışmadan sonra size Naxos'un, şuranın, buranın kapıları açılır ve dünyada o tür bir kariyer yaparsınız. Ha yok, besteci yönünüz güçlüyse besteler yapar, kendi albümlerinizi çıkartırsınız. Yani bütün bu şeyde, ilerleyişte aslında kişinin kendisini keşfetmesi çok önemli. Benim bir öğrencim vardı, İpek diye. Gitarda performans anı geldiğinde heyecanlanıyordu, strese giriyor. Dolayısıyla sınavları iyi geçmiyordu. İkinci senenin sonunda konuştuk İpek'le. Ya bu böyle zor olacak. Önce üzüldü tabii çünkü emek verdiği bir şey, çok da istediği bir şey. Fakat İpek müzik terapisi okumaya Amerika'ya gitti. Şu anda Facebook'ta her gördüğümde yüzünde güller açıyor İpek. Yani dolayısıyla insanın kendisi için doğru olan şeyi bulması çok önemli bir şey. Onun için de kendisini tanıması lazım. Yaşam koçluğu palavra demiştim başta. Yaşam koçluğuna hala inanmıyorum ama çevresindeki onun için önemli olan insanlar tabii ki belli noktalarda kapı açıcı, yol gösterici, bir şeylere vesile olucu pozisyonlar veyahut da görevler görebilirler. Bunu da belki bazen bilerek, bazen de hiç bilmeden yaparlar. Gençlerin yapması gereken şey dediğim gibi kendilerini keşfetmek, keşfettikleri şeyi nasıl götürecekleriyle ilgili stratejilerini belirlemek ve o gün için yapacakları stratejiyi belirlemek. Daha sonrası için, 10 yıl sonrası için değil, ben şu anda şunları şunları yapmalıyım deyip onun için enerji harcamaya başlamaları lazım. Çok teşekkürler hocam. Sorular var chatte. Şimdi size soruları yöneltmek istiyorum. Çok zor olacak. Çok derin sorular var ama 5 dakika süre vermek istiyorum sizlere kıymetli hocalarım. Uygun görürseniz 5'er dakikaya geçmeyecek şekilde cevapları rica ediyorum. Gerçekten sorular çok derin. Nasıl 5 dakikada cevaplayacaksınız onu da bilemiyorum. Efendim ilk sorum Balkan Alya Özgür. Ben 8. sınıftayım. Yaklaşık 2 yıldır gitar çalıyorum. Bu yılda LGS sınavı var. Sürekli arada kalıyorum. Güzel sanatlara mı gitsem yoksa normal bir liseye mi gitsem diye. Çünkü ileride müzikle uğraşmak, müzik ile ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Fakat öğretmenlerimin de dediği gibi formal eğitimde önemli ve güzel sanatların bu ihtiyacı karşılayabileceğinden emin değilim. Kısacası güzel sanatlar liseleri ile ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Saygılar, Balkan Alya Özgür. Buyurun Safa Hocam. Ben çok
net bir cevap vereceğim. Müziğin içinde kalmak istiyorsanız müzik okullarına gitmeyin. Doğrudan uzun sözün kısasını söylemiş olayım. Güzel Sanatlar Liselerinde ben çalıştım 6 sene kadar. Gitar öğretmenliği yaptım. Yani meslektaşlarım bana gücenmesinler ama yani Güzel Sanatlar Lisesi'ne ben evladımı göndermezdim. Nasıl bir şekilde kalınabilir? Müzik fakültelerine gidilebilir mi? Bana sorarsanız müzik fakültelerine de gitmeyin. Bunu artık iyice bir fantastik bir hale dönüştüğünü farkındayım ama müziğin içinde gerçekten aşkla kalmak istiyorsanız gerçek müzik okulların, akademiyanın dışında. Şöyle dünyaya bir bakılırsa bu çok net olarak görünür. Eğer müzik okullarına gidilecekse bilin ki müzik öğretmeni olacaksınız. Bunu en başından bilerek girin bu işin içine. Günün birinde bu alanın öğretmeni olacaksanız, gitar okuyacaksınız, gitar öğretmeni olacaksınız en iyi ihtimalle. Ve en iyi ihtimalle, dikkat edin, bir anda kendinizi, hayatınızı kazanmak için başka bir tarafta savrulmuş bulabilirsiniz. Kuvvetle muhtemeldir ki. Bu gerçekleri en başından size açık seçik olarak söyleyen biri olarak hatırlayın. Ben müzikle uğraşmak istiyorsanız kendinize gerçek manada başka bir meslek edinmenizi, o manada ilerlemenizi tavsiye ederim. Müziği sonuna kadar öğrenmek için çaba sarf etmek ama müzik okullarının dışında olmak. Kastettiğim şey bu. Çok teşekkürler hocam. Kaan hocam, siz neler söylemek istersiniz bu soruyla ilgili? Peki ben yelpazenin hemen öbür tarafına geçeyim. Şimdi. Başaracağım. Yani şöyle bir şey var. Müzik okulları insanı müzisyen yapmaz. Müzik okuluna gitmeyen kişi de müzisyen olamaz diye bir kural yoktur. Dolayısıyla ama tersi bir kural da yok. Yani müzik okullarına gidenler de müzikten uzaklaşır diye bir kural da yok eninde sonunda. Burada en önemli şey benim gördüğüm arkadaşımızın sorduğu soru biraz muğlak. Neden? Çünkü ileride müzikle uğraşmak, müzikle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum diyor. Bu o kadar geniş bir alan ki yani müzikle çok şekilde uğraşabilirsiniz. Dolayısıyla hani ben ne bir gitarist olmak istiyorum diyor. Benim mesela ilk başladığımda gitara daha ilk yılımdı. Agu bugu yapıyordum falan böyle. 18 yaşındaydım. Bu arada demin bir arkadaş onu sormuş. Olunur mu sonradan başlayınca diye. 18 yaşında daha Zeynel Abidin Cümbüş marka gitarımla avalık vıvalık falan diye sesler çıkartarak bir şeyler yapmaya çalışırken Narciso Ipes'in ve Andre Segovia'nın kasetleri elime geçti. Plakları. 3 ay sonra dünyada konserler vermek ve çok iyi bir gitarist olmak istiyorum diye bir hayalim vardı. Her şey hayalle başlıyor. Evet, planlama yapmayın dedik ama hayal kurmayın demedik. Dolayısıyla o hayalin biraz daha net olması lazım. Müzikle uğraşmak çok fazla geniş bir hayal. O yüzden bir tavsiye vermek çok kolay değil. Güzel Sanatlar Liseleri ile ilgili Safa Hocama katılmak durumundayım. Çok iyi niyetli, çok da uğraşan hocalar var ama sistem iyi niyetle kurulmuş ama ne işe yaradığı pek sonra belli olamamış olan bir sistem Güzel Sanatlar'da. Ne konser gitaristi veyahut da konser müzisyeni yetiştiriyor, ne de aslında sonradan eğitim fakültesine giderse öğretmen olacak formasyonu kazanmış o niteliklerde bir öğrenciyi hani öyle bir odağa oturmuş. Dolayısıyla oraya giren çocukların birçoğu aslında enstrümancı olmak istiyor ama o amaca hizmet eden bir sistemle karşılaşmıyorlar eninde sonunda. Oradan çıkan kendi biraz önce en başında toplantının konuştuğumuz nedenle kendi motivasyonuyla çok iyi duruma gelebilmiş evlatlar mutlaka var, insanlar var. Ama onlar daha istisnai örnekler. Dolayısıyla sistemin ne çıkartıp ne çıkartmadığına baktığımızda Güzel Sanatlar hani konser verecek müzisyenleri çıkartmıyor. Safa Hoca'ya orada katılırım. Dışarıdan kendi kendini yetiştiren adam belki de daha bile şey yapabilir. Kendini yükseltebilir. Ama
Eğer özellikle klasik müzik dünyasında şey yapmak istiyorsa, dünya standartlarında bir kariyere doğru gitmek istiyorsa, yüksek seviyeli bir yol göstericiliğe ihtiyacı olacaktır. Yani çünkü kendi kendine öğrenilmesi çok zor bir müzik ve bugün geldiği seviye de çok yüksek. O know-how'ı bilen, ona sahip olan, o yoldan nasıl ilerleneceğini zaten bilen bir insanın göstereceği yolla alacağı mesafeyle kendi kendine bulmaya çalışacağı yol çok farklı olacaktır. Şeye rekabete giremez. Dünya standartında bu şekilde hani dışarıdan ben kendi kendime diyen birinin o seviyeyi yakalaması bana çok çok zor gözüküyor. Ancak şöyle olabilir. Süper bir hoca bulur. Ha ben konservatuar veyahut da şu sistemin içine girmiyorum. O hocayla zaten çalışıyorum. O günde 10 saatte enstrümanım elimde. O hoca beni yetiştiriyor diyorsa eğer o adam olur. Yani o zaman okula lüzum yok o kadar. Ama o hocayı bulamıyorsa o zaman onu bulabileceği okullara ihtiyacı var demektir. Çok teşekkürler hocam. Bir başka soru. Derviş Çelebi sormuş. Klasik ya da flamenko değil de Türk gibi gitar çalmak isteyenlere bu ülkede fırsat var mı? Ben kendisine bir mesaj attım. Türk gibi gitar çalmayı açar mısınız dedim. Türk gibi, İspanyol Türk gibi iki nokta üst üste, İspanyol gibi, Latin gibi, klasik ya da fingerstyle vesaire değil. Çalındığında dünyada herkesin ama bu Türk dediği bir özgünlüğü yakalayan demiş. Buyurun Safa Hocam. Yani bu meseleleri böyle yani milliyet atıflarıyla çözmek çok mümkün değil. Bana çok doğru da gelmiyor. Yani buradan ben böyle bakmıyorum meseleye. Yani bir Türk gibi, İtalyan gibi filan gibi değil de hani duyduğunda "Aa bak bu Safa gibi çalıyor" filan denmesi daha var. Kişiselleştirildiğinde mesele daha somut, daha anlatılabilir, izah edilebilir bir hale gelirmiş gibi geliyor bana. Dolayısıyla yani kişisel bir özgünlüğün yakalanması çabası öyle bir duruş şekli daha anlamlı olur diyebilirim ancak. Bakış açılarımız farklı. Kaan Hocam ne düşünür bu soruyla ilgili? Ya şöyle düşünüyorum. Buradaki aslında yaklaşımı ben de çok doğru bulmuyorum. Neden doğru bulmuyorum? İspanyol şeyinin, flamenko'nun ana şeyi, enstrümanı gitardır. Yani dolayısıyla folklor ve enstrüman birbiriyle iç içe geçmiş olarak genellikle şey yapar. Tarihsel süreçte gelişirler ve birbirleriyle kaynaşırlar. Artık aynı şey gibi duyulmaya başlarlar. Flamenko denilince akla enstrüman olarak en başta gitar gelir. Latin Amerika aynı şekildedir. Latin Amerika'nın folklorik sazı gitardır. Dolayısıyla hani Latin Amerikalı gibi gitarcı veyahut da flamenkocu gibi gitarcı duyulmasının sebebi o adamların folklorik müziğinin aslında bu sazlarla çalınıyor olması. Türk gibi ne olabilir? Sazcı olur bence. Yani gitarcı olmaz çünkü gitar Türk müziğine sonradan alınan bir sazdır. Dolayısıyla bütün dünyanın kulağı aslında farklı stillerde gitarı duymaya alışıktır. Biz kendi müziğimizi çalabiliriz ama biz ne yapabiliyoruz? İşte Tolga Han falan yapıyor o işi çok. Hani saz tekniklerini mesela gitara aktarıyor, değil mi? Birçok şimdi öyle ustaca yapılan düzenleme ortaya çıkmaya veya beste ortaya çıkmaya başladı. O zaman sazın teknikleri gitara aktarıldığında aslında bu arkadaşımızın dediği şey biraz gerçekleşiyor gibi oluyor. Yani daha saz gibi duyulan bir gitar duyumu üstünden ama hani fırsat bulabilir mi işi? Fırsat bulmak müzisyenin kendisiyle ilgili bir durum. Yani hangi tarzda çaldığıyla ilgili değil de işi iyi yapar, kendini de görünür hale getirir ve bir farkındalık uyandırmayı başarırsa o karşılık bulur. Ama sadece belli bir stil tutturup da bunun kendisine bir farkındalık veyahut da ün veyahut da görünürlük kazandırmasını bekleyen kişi çok bekleyebilir. Dolayısıyla her şey çalanın elinde, Safa'nın dediği gibi kişisellik burada bence ön plana çıkan konudur. Çok teşekkürler hocam. Devam ediyorum sorularıma. Hüseyin Kaya Uzunali,
Hocam, sizce çok iyi enstrüman çalmak akademik kariyer kapısını açar mı? Veya gitar çalışmaları yerine akademik çalışmalara, parantez içinde makale, tez, araştırmalar vesaire, yoğunlaşmak da bir yol olarak seçilebilir mi? Buyurun Safa Hocam. Bunları aslında ayırmak baştan işte eleştirdiğimiz yani kariyer planlaması tuzağına düşmek gibi bir şey aslında. Yani sürece odaklanıp eğer siz içinde olduğunuz ortamda içinizdeki işte o yanan ateşi söndürmek adına yazı yazmanız gerekiyorsa yazarsınız. Okumanız gerekiyorsa kütüphanede gecelersiniz. Oturup çalışmanız gerekiyorsa çalışırsınız. İnsanlarla paylaşmanız gerekiyorsa paylaşırsınız. Yani merkeze işte o iç motivasyonunuzu koyarak hareket ettiğiniz zaman eğer yaptığınız çalışma silsilesi bir akademik çalışma, akademik kariyer basamağının belli aşamalarını doldurmaya, onu doyurmaya tekabül ediyorsa burada bir sorun yok. Tamamen samimiyetle hareket ediyorsunuz demektir. O zaman düşünmezsiniz zaten hani benim iki tane daha makale yazmam gerekiyormuş. Hayır, o zaman ben o alana uygun değilim diye düşünürüm ben kendi adıma. Ama yaptığınız çalışmalar kendi içinizdeki o ateşi söndürmek, altını üç kez çiziyorum bunu. İç motivasyonunuzu değerlendirmek için yaptığınız, attığınız adım eğer o talip olduğunuz kademeye yetiyorsa o zaman adımınızı atarsınız. Bu kadar basit. Eğer ait olmadığınızı fark ettiğiniz bir alandaysanız oraya gitmeyin zaten. Burada mutsuz olursunuz bana göre. Yani oradan sonra işte beş tane daha makale yazmam gerekiyormuş. Hadi bakayım kütüphane araştırması bilmem nesi filan. Yani suni gerçekle bağlantısı olmayan bir takım şeyler çıkıyor. Aynı şey müzik için de öyle. Yani benim 20 tane kayıt yapmam gerekiyor diyorsunuz. Son işte 30 senelik müzik kariyeri içindeki bütün kayıtları bir seneye sıkışmış oluyor. Bu çok gerçekçi değil. Samimi de değil üstelik. Yani geçmiş yıllarda şöyle bir adayla karşılaşmıştık. İşte 15 senelik çalışmasını doçent dosyası olarak sunmuş. Ama yayınlarının hepsi son bir senede. Müthiş böyle deneysel araştırmalar falan müthiş şeyler var. Jüri üyelerinden bir tanesi sordu. Hocam yani bir sene içinde mi oldu bütün bu? Olup biten her şeyi bir seneye mi sıkıştırdınız? Çok samimi bir soruydu. Hocam yani biz bekledik. Kusura bakmayın dedi yani. Bütün işte o amaç için beklemişler yıllarca. İşte gerekli diplomaları aldıktan sonra o aşamada olursa çünkü akademik puan edecek filan diye düşünülmüş. Ya bu işte bu çok samimi gelmiyor bana. Evet maksat hasıl oldu mu? Oldu. Ama ne gerek var ki? Yani bir de süreci gerçekten hakkını vererek yaşamak var. Ki önemli olan o. Yani geri kalanı oluyorsa olur, olmuyorsa da çok fazla uğraşmazsınız. Siz elinizden geleni yapın, gerisini bırakın. Onun hakkını verecek olan verir. Bana göre. Kaan hocam ne söylemek ister bu soruyla ilgili? Okey, şimdi Hüseyin hocam sizce çok iyi enstrüman çalmak akademik kariyer kapısını açar mı diye sormuş. Mikrofon gitti. Sanırım herkesin mikrofonu gitti. Sadece ben mi konuşabiliyorum şu anda? Çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Evet, hazır mikrofonu elime almışken ben size bir şarkı Kaan söyleyeyim hocam açarsanız mikrofonunuzu. istiyorum. Açtım, geldim Safa Tamam. yayınla. Şimdi şöyle bir şey var. Akademisyenlik sanki tek bir şeymiş gibi algılanmaya başlıyor. Bu da paket programlardan bir tanesi. Yani akademisyenlik tek bir şey değil ki. Şu anda YÖK bizden ne istiyor? Arkadaş diyor, sizin çok iyi bir konser hayatınız olsun diyor. Siz aynı zamanda yayınlar yapın diyor. Siz tez de yazın diyor. Siz onu da yapın, bunu da yapın diyor. Yani dünyada birçok kişinin aslında 2-3 ayrı meslek dalı olarak yaptığı kariyer yolu olarak izlediği şeyi siz hepsini yapın, o zaman akademisyen olursunuz diyor. Dolayısıyla
akademisyenin vasfının ne olması gerekir diye düşünelim. Eski yöntemde özellikle hani ben daha içinden gelmiş oldum. Tabii performans eğitimini yani konservatuar veya müzik fakülteleri gibi bir eğitimin şeyinden bahsedecek olursam usta-çırak ilişkisiyle geldi değil mi? Enstrüman ilişkisi şeyi eğitimi. Hatta üniversite kapsamında değil. Aslında tarih boyunca usta-çırak ilişkisiyle yürüyen bir eğitim dalıydı enstrüman eğitimi. Ama bugün geldiği nokta artık usta-çırağın ötesine geçmek zorunda kalmış olduğu bir nokta. Yani bugün artık usta-çırak, ben iyi ustayım, nasıl basacağını gösteririm, nasıl çalacağını gösteririm, giderim diyebileceğimiz bir noktanın ötesine geçmiş vaziyetteyiz. Ama şimdi eğer siz seviyenin yüksek olduğu bir konservatuar düzeyinde mesela enstrüman hocası olmak üzere işe girecekseniz iyi çalmak, çalışınızla öğrencilerinize ne yapmaları gerektiğini gösterebilmek ve repertuarı çok iyi tanıyabilmek durumundasınız. Çünkü karşınıza çok yüksek seviyeli çocuklar gelecek, onlara söyleyecek ve gösterecek bir şeyleriniz olmalı. Ama ne bileyim daha aşağıda bir hani yüksek olmayan bir seviyede bir hoca olacaksanız başka şeyler gerekli. Bütün akademisyenlerin, akademisyenden kasıt eğer lisansta bir hoca olma işiyse özellikle veyahut da öğretim kurumlarında tabii ki bir hocanın aynı zamanda araştırmacı şeyi olmalı. Ama araştırmacılık illaki yayın yapmak anlamına bana göre gelmez. Ben bütün hayatımı aslında araştırma yaparak geçirdim. Okudum, izledim, analiz ettim, birçok şey yaptım. Dolayısıyla öğrenmek, biraz önce Safa'nın söylediği şey, öğrenmek araştırmanın bir yoludur. Yayın yapmak, bunu görünür hale getirmek veyahut da belli bir sonuç şeklinde sunmaktır. O yüzden arkadaşımızın sorduğu şey, enstrümanı iyi çalmak, İyi öğretmen olmak için yeterli midir diye şey yapayım ben, cevap vereyim. Değildir. Çok kafasız olup çok iyi enstrüman çalan adamlar gördüm, öğrencisine söyleyecek iki kuruşluk lafı yoktur. Peki tez veya akademik çalışmalara yoğunlaşmak bir yol olarak seçilebilir mi? Eğer enstrüman hocasıysan sadece teze ve akademik çalışmalara yoğunlaşıyorsan da halt ediyorsun demektir. Biraz garip konuşmaya başladım ama olmaz. Yani ne yaptığının, amacının ne olduğunun farkında olmalısın. Ama eğer bir öğretmen, bir yol gösterici olmak istiyorsan bilgi, entelektüel birikim, aynı zamanda enstrümana hakimiyetin hepsini belli bir oranda kendi bünyende toplamış olman gerekiyor. Yani ona göre de hangi seviyede öğrencilere ders verebileceğin de zaten yavaş yavaş şekillenir, o yolda yürür insan. Çok teşekkürler hocam. Hocam bir soru var Tuğrul Tünel'den. Ben soruyu kısaltarak sormak istiyorum. Hocam gitara geç yaşta başlamış birisi olarak, parantez içinde 17 yazmış, bu yolda hayatını kazanabilir mi? Parantez içinde şu an 19 yaşındayım. Ne zaman başarılı bir müzisyenin biyografisine baksam çok küçük yaşta başlamış oluyor. Gitarı çok seviyorum demiş. Ilgaz hocamla çok güzel bir zamanda tanıştım ve çalışmaya başladık demiş. Safa hocam ne demek istersiniz? Gitara başlamanın yaşı var mıdır? Bu yolda hayatını kazanmanın yaşı var mıdır gitarla? Buyurunuz efendim. Yani gitara başlamanın yaşı bana göre yok. Gitara her yaşta başlayabilirsiniz. Burada asıl önemli nokta gitarla ne yapmak istediğiniz. Yani insanın hayatında bir güzellik unsuru olarak müzik her zaman çok güzel bir alan olmuştur bana göre. Ve müziği hayatımıza getirdiği güzelliklere ihtiyacımız var. Bir insan oldum, buna ihtiyacı var bana göre. Bunlar önemli noktalar. Dolayısıyla bir hobi düzeyinde insanın hayatında bir enstrümanın olması gayet güzel bir adım. Hayatını onunla kazanabilir mi noktası, bunu kestirmek çok zor. Yani hayatını gitar çalarak kazanabilir mi? Kazanabilir. Ama işte biraz önceki bu akademizm içinden sıyrılmış olan profesyonel gitaristlik silsilesi içinde, camiası içinde bütün dünyada bir kariyer hedefleniyorsa herhalde bu imkansız. Ama
imkansız diye bir şey de aslında ne kadar doğrudur. İstisnalar bazen kaideyi bozmayabiliyor. Çok ilginç örnekler çıkabiliyor. Yani sadece klasik müzik içinde yer almak demek değil gitarla meşgul olmak. Yani başka alanlara da yönlenmek mümkün. İşte flamenco müziği bunların içinden biri olabilir. Yani müzikal bir şeyler yapabiliyor olmak profesyonel manada sahnede olmak için yeterlidir. Profesyonel olmak demek para kazanmak demek çünkü. Bunun altını 3 kez çizmek istiyorum. Profesyonel bir müzisyen, para kazanan müzisyen. Biz bu kavramın altına bambaşka anlamlar yüklemiş durumdayız. Ustalık, adanmışlık, işte emek, bilmem ne filan filan. Bunların hiçbirinin şeyi yok. Yıllar önce işte yurt dışı konserlerinden bir tanesinde bir gazeteci resitalden sonraki toplantıda bana sordu, siz profesyonel misiniz diye. Nasıl yani dedim, böyle şey olur mu? Bütün resital bittikten sonra profesyonel misiniz? Biraz daha açar mısınız, ne kastediyorsunuz deyince para kazanıyor musunuz diye kastetmiş. Evet, bazen yaptığım resitallerin sonunda, performansın sonunda para kazanıyorum, bazen kazanmıyorum. Semi professional dedi, bitirdi. Şimdi bunun altına halbuki biz vay canına sen kim oluyorsun, benimle ne biçim konuşuyorsun bir adam filan gibi bir tepkime halinde hissediyoruz bir anda kendimizi. Kavramların altına başka anlamlar yüklediğimiz zaman zihin dünyamız gerçekten farklı bir eksene doğru kayıyor halbuki. Profesyonel olunabilir mi? Olunur. Popüler müziklerle ilgilenirsiniz. Daha eşlik odaklı başka şeyler yapabilirsiniz belki enstrümanınızla. O zaman para kazanmak mümkün. Belki çok iyi dahi para kazanılabilir eğer konu buysa. Ama ne yapmak istediğinizdir önemli olan. İşte biraz önce Kaan Hocam'ın dediği gibi eğitime başladıktan sonra ikinci aydan itibaren yeryüzünün gelmiş geçmiş en iyi gitaristi ben olacağım diye bir motivasyona ulaştıysanız orada bir sıkıntı var demektir. Çok teşekkürler hocam. Kaan Hocam, siz ne söylemek istersiniz bu konuda? Gitara başlamanın yaşı var mıdır? Gitarla hayatı kazanmanın bir yaşı var mıdır? Okey. Başlamadan önce bir şeyi söyleyeyim. Biraz önce ben şöyle halt edilmez falan dedim ama Hüseyin ne olursun kendi üstüne alınmasın. Ben bunu öyle ortadan hani farazi bir kişilik üstünde esprili bir şekilde söyledim. Bazen bizim söylediklerimiz karşımızdakileri üzebiliyor. Aman diyeyim, ben öyle bir şeyi istemem. Hüseyin de kesinlikle o söylediklerimle ilgili kişisel bir cevap olarak algılamasın, onu bir belirtmek istedim. Şimdi şeyle ilgili, yaşla ilgili tabii ben kötü bir örneğim. Çünkü 18 yaşımda sıfırdan gitara başladım. Dolayısıyla mesela bilenler varsa düzeltsin, benim bazen hafızam kötüdür ama Alirio Diaz 22 yaşında mı 25 yaşında mı o aralıkta bir yerde gitara başladığını bilirim. Yani daha önce gitar çalmazmış. Fakat bana mesela gelip soran bazı öğrenciler veyahut da anneler, babalar da oluyor. Şunu söylüyorum, yani hocam imkansız mı? Biraz önce dedi ya Sefa, imkansız demek zor diye. Onlara şöyle cevap veririm. Ya ben, bana piyango çıkması imkansız mı diye sorsalar nasıl diyeyim ki imkansız diye. İmkanlı. Yani milyonda bir de şans olsa o şans var ve her hafta birilerine çıkıyor o piyango. İmkansız dememiz çok doğru değil ama yaygın mı veyahut da çok muhtemel mi, bekleyelim mi bunu? O birazcık fazla riskli bir durum olur. Yani profesyonel müzisyen olurken çok geç yaşta başladıysanız 17, 18, 19 o zaman bir şeylerin sizin için çok doğru gitmesi gerekecektir. Yani 7-8 yaşındayken başlamış olanlarla mücadele edeceksin. Sadece şey denilebilir. İşte 18 yaşında başlayınca Paco de Lucia olamazsın. Ulan 5 yaşında başlayanların hepsi Paco de Lucia mı oldu da 18 yaşında başlayınca olamıyorum. Yani dolayısıyla Emre Şen vardır. Bilmeyen bilir misiniz? Piyanist, Türkiye'nin en iyi piyanistlerinden bir tanesidir. Emre 15 yaşında başlamıştır şeye, piyanoya. Ondan sonra başladıktan sonraki ben beraberdik okurken ikinci yılında Mephisto Vals çalıyordu. Yani olacak şey değil ama oldu. Yani müzikte
Yetenek ve azim ve çalışma ve tutku bazen sizin 10 yılda alınamaz dediğiniz yolların atlaya zıplaya alınmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla burada hani bütün yolları kapatıp olmaz demek zor. Ama bugünün profesyonel alanında geç başlamanın ciddi bir dezavantajı olduğunu hep beraber kabul etmemiz gerekir. Dolayısıyla küçük yaşta başlamış ve artık tabiri caizse enstrümanı ana dili gibi konuşan native speaker olmuş bir çocukla 18 yaşında başladıktan sonra mücadele etmeniz o kadar kolay değil. Çünkü siz dili sonradan öğrenmiş biri gibi konuşuyorsunuz. Sonuçta iyi konuşabilirsiniz ama sonradan da öğrenmek başka bir şey. O dilin ana dili olması bir kişinin bebeklikten öğrenmesi mesela farklı bir etkidir. Buna benzer biraz oradaki. Hani arkadaşımız amaçlarını iyi belirleyip kendini süreç içinde iyi tanıyıp nereye gitmek istediğini gerçekçi bir şekilde belirlerse mutlu olur. Eğer hayalleriyle gerçekleri bir araya getiremezse o zaman biraz sorun yaşayabilir gibi gözüküyor. Çok teşekkürler hocam. Zamanı ikiniz de harika yönetiyorsunuz. 4 dakikayı geçmedi cevaplar. Ben de kronometreyle takip ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Hasan Meten çok güzel bir soru yöneltmiş. Genç gitaristler kendi yolculuklarında vizyon ve farklılıklarını geliştirmek için nasıl bir yol izlemeliler? Bu sistematik bir şey olsaydı ne olurdu? Nasıl bir zaman yönetimi gerekirdi? Öğretmenlerinin verdikleri dışında. Gerçekten burada da benim dikkatimi çeken, merakımı cezbeden zaman yönetimi oldu. Hani genç gitaristlere zaman yönetimi kısmında nasıl, sizin bakış açınız nedir zaman yönetimiyle ilgili ve Hasan Metin hocamızın söyledikleriyle ilgili? Buyurun Safa hocam. Bir defa bana göre gitarla ilgilenen birinin, yani bir gitaristin hayatı sadece gitardan ibaret olmamalı. Önce bunu söyleyeyim. Bir gitaristin hayatı sadece müzik olmamalı. Hayatta bambaşka lezzetler, bambaşka soluklar var. Bunları atlayarak kendini bütünüyle tırnak içi ifadeyle profesyonel bir alanın içine hapsederek gerçekleştirilebileceğine ben inanmıyorum. Dolayısıyla bir gitaristin, mutlu bir müzisyenin diyelim ya da kendini gerçekleştirmesi için bence okumasında fayda var. Bir şeyler okumak, okumaya vakit ayırmak lazım. Eğer profesyonel bir okumadan bahsediyorsak, yani sistematik bir kavramsal eleştiri içine girilebilir mesela. Eleştirel bir bakış oluşturulabilir. Eleştirel bakışa araştıral bir bakışı da ekleyebiliriz. Her ikisi de. Yani ruhumuzu besleyecek bazı kaynaklara yönelmemiz gerekiyor. Bunun için ben hayatımızda mutlaka bir sporla ilgili bir alanın olması gerektiğine inanıyorum. Yani pasif bir yaşantıyla sağlıklı kalmak mümkün değil. Dolayısıyla mutlu da olmak mümkün değil. Bu mutsuz bir insan işinde de başarılı olamaz. Bu koca bir silsile olarak bunlar gidiyor. Hayatımızda müziğin dışındaki rutinlerden bir tanesi mutlaka spor olsun. Müziğin yine dışındaki rutinlere ek olarak okumak için, mutlaka bir şeyleri okumak için vakit ayıralım. Bir başka nokta, ana dilimizi çok iyi öğrenmemiz gerektiğine inanıyorum. Ana dilimizi öğrenmek için bir okuma programı, bir edebi okuma silsilesi olabilir. Yani yüzyıllarca bu topraklarda yaşayan insanların zihin dünyasını, nelerin şekillendirdiğini, bu topraklara ilişkin kültürel kodların ne olduğunu fark edecek bir okumaya ihtiyacımız var. Önce kendi toprağımızdan başlayarak. Daha sonra çerçeveyi biraz daha genişleterek yine okuma bağlamında dünya edebiyatına girilebilir. Bakın bu bahsettiğim şey mühendislik fakültelerinde falan yapılıyor mesela. Ne ilgisi var diye sorabilirsiniz. Halbuki hiç öyle değil. Halbuki doğrudan insanın ruhuna dokunan bir alan olarak düşününce önce müziğin bunlarla iç içe olması gerekir. Kaldı ki müzik ne zaman edebiyattan kopuk olarak düşünülmüştür?
tarih okuduğunuz zaman, müzik tarihini böyle okuduğunuzda edebiyatın dışında bir müzik göremezsiniz. Görüyorsanız eksik okuyorsunuzdur. Müzik tarihi okuması yapmalarını ben tavsiye ederim. Ama şöyle bir okumayı tavsiye ediyorum. Doğu ve Batı sanatını karşılaştırmalı olarak okumalıyız. Karşılaştırmalı bir sanat tarihi okuması öneriyorum. Bunun çok faydası olacağına inanıyorum. Çünkü yüzyıllar içinde kendi kültürümüz, bu toprakların kültürünün kilometre taşlarının ne olduğunu ancak karşı tarafta eşleştirdiğimiz zaman anlayabileceğimizi biz gördük. Bunlar çok önemli. Buradaki kilometre taşları içinde öyle eksen değişiklikleri, kırılma noktaları, güçlü olan noktalar, zafiyetler, öyle ilginç şeyler çıkıyor ki bunları zihin dünyamızda alt katmanlara, yerli yerine oturtmayı başarırsak hayatta kuracağımız pek çok cümlenin, müzik de dahil, dolayısıyla yorumladığımız eserlere de bir atıfta bulunalım burada. Bunların çok ciddi şekilde değişeceğini düşünüyorum. Ben böyle bir okuma silsilesi tavsiye ederim. Artı ana dil meselesinden sonra mutlaka bir Batı dili, bir de Doğu dili üzerinde çalışma yapmak gerektiğine inanıyorum. Bunu mutlaka söyleyeyim. Yani Batı dillerinden bir tanesini çok iyi derecede öğrenebiliriz. Ama bir tane de bir Doğu dili de olmalıdır. Kaldı ki vizyonumuzun bir miktar daha genişlemesi her bakımdan ihtiyaç duyduğumuz bir duruş şekli. Entelektüel doygunluğun zayıf kalması demek, müziğin zayıf kalması demek. Çünkü başta ana dilimiz olmak üzere ana dilimizi kaç tane kelimeyle konuşuyorsak ancak o kadar düşünebiliyoruz. Zihin dünyamızın hacmi o kadardır. Dolayısıyla okuma, okuma, okuma. Bir enstrüman olarak, enstrümancı olarak benim ne işim olur, beni kitaplara boğdunuz filan diyen, serzenişte bulunan pek çok meslektaş oldu. Benim ne işim olur yazıyla. Yani böyle şey olur mu? Günde kaç saat enstrümanınızla harcıyorsunuz demeyeyim, değerlendiriyorsunuz. Buna bir bakın. Artı bunun acaba işlevsel olan kısmı ne kadardır? Bunun bir hesabını yapın. Geri kalan kısmında da yaşayın arkadaşlar. Yaşam çok kıymetli bir şeydir. Nefes almak gibi bir şey bu. Bu noktalara dikkat edilirse ben daha sağlam, daha mutlu, daha derli toplu bir birey olarak toplumda yer alabileceğimizi, nizi ve mizi aynı anda düşünüyorum. Bu söylediğim sakın nasihat olarak algılanmasın. Önce kendime söylediklerim. Çok teşekkürler Safa Hocam. Kaan Hocam neler söylemek ister? Okey, yani Hasan güzel sormuş. Vizyon ve farkındalık diyor. Vizyon ve farkındalık bakış açısının genişliğiyle, ilgi alanlarının zenginliğiyle ve birikimin yüksekliğiyle ortaya çıkan şeyler. Dolayısıyla bizlerin 20 yaşındayken, 18 yaşındayken, 30 yaşındayken, 40 yaşındayken gördüğümüzü düşündüğümüz açılar çok farklıdır. Gençlerle ilerlemiş yaştakiler arasındaki en büyük çatışmayı bu oluşturur, değil mi? Çünkü yaşlılar çok daha fazla şeyi gördüklerini, daha iyi bilebildiklerini, daha iyi analiz ettiklerini düşünürler. Gençlerse aslında çok aktif beyinlerle öğrenmeye odaklı ve o günü yaşayan şeyleriyle onlara karşı koyarlar. Şimdi buradaki en önemli şeylerden biri bence hep söylediğim bir şey var. Kültür oluşturmak. Yani bilgi almak değil, bilgi edinmek değil. Kültür nasıl oluşur? Yani mesela Türk kültürünün içinde yaşıyoruz, değil mi? Bu kültürle ilgili bilgilerinizi lütfen yazınız deseler bize büyük bir çuvallama geçiririz. Neyi yazacağım ki? Hangi birinden başlayacağım? Nesini yazacağım? Yani kültür öyle bir şey ki onu kategorize etmeniz, bir şeye sokmanız zor. Ancak gelen spesifik bir soruda onu iyi tanıyorsanız bir cevap çıkartırsınız. Farkındalık ve vizyon böyle bir şeyle oluşur. Yani bir sürü farklı müzik türünden müzikler dinlediniz, bir sürü film seyrettiniz, bir sürü belgesel seyrettiniz, bir sürü şey okudunuz, bir yerleri gezdiniz, insanlarla tanıştınız, düşündünüz, bunlarla ilgili de fikir yürüttünüz. Yani boş boş yapmadınız bunları.
Bir süre sonra bu bir birikim oluşturuyor ve sizin vizyon denilen şeyiniz aslında bu birikimle beraber çıkıyor. O birikim ne kadar büyükse vizyonunuzsa o kadar genişlemeye başlıyor. Dolayısıyla ama bu ne zaman başlıyor? Ta öğrenciyken, hatta çocukken başlıyor. Evinizde dinlenilen müzikten, seyredilen programdan tutun da öğretmeninizle konuştuklarınızdan, kendi arkadaşlarınızla oluşturduğunuz dünyadan. Bu dünya ne kadar darsa o kadar problemlisiniz demektir. O kadar vizyon oluşturamazsınız, vizyonunuz dar olacak demektir. Bu dünya ne kadar genişse, ne kadar fazla yerden besleniyor, farklı hobiler, farklı etkiler, dünyanın her yerine açık bir şeyse, bilgi akışıysa, belli bir yaşa geldiğinizde bunların hepsi toplanıp aslında size çok daha geniş bir bakış açısı oluşturur. Dolayısıyla benim öğrencilerime hep söylediğim şey, gitar dinleyin, gitar olmayan şeyleri dinleyin, dünya müziğini dinleyin. Sadece müzik dinlemeyin, aynı zamanda işte sanatta başka ne oluyormuş, mimarisine bakın. Film seyredin, dönem filmlerini seyredin. Bach'ın yaşadığı dönemde adamlar nasıl ayakkabı giyiyordu onu sorarım mesela bilgi sınavında. Perukalı mıydı yoksa tokalı bilmem nesi mi vardı? Yani gözünün önünde canlanması lazım o adamın nasıl yaşadığını. Dolayısıyla çocukları merak etmeye, daha fazla şeye açmaya kendini yönlendirirsek öğrencileri veya gençleri, o zaman daha büyük bir vizyona sahip olacaklar zamanla. O birike birike gelir. Zaman değerlendirmesi önemli bir konu. Yine benim inandığım şey, hocam onu yapmaya zamanım yoktu. Ben zamanım yoktu diye bir kavrama inanmam. Önceliğim onda değildi diye bir kavrama inanır. Uyumak daha öncelikli olabilir sizle. Yani arkadaşınızla buluşmak daha önceliklidir veyahut da başka bir şeye çalışmak daha önceliklidir. Ama biz önceliklerimizi dizeriz hayatımızda. Behzat, ben senin kadar fazla iş yapan çok az adam gördüm aynı anda. Hepsini sızdırıyorsun hayatına. Dolayısıyla iyi bir planlama, iyi bir programlamayla aslında yaptığınız bir sürü farklı işe yeterli zamanı ayırıp onların hepsini de sonuca uyandırma, ulaştırma şeyi var, insanların şansı var. Ama günü çok iyi programlamak önemli. Dahi diyebileceğimiz veyahut da çok başarılı işte CEO'lar bilmem neler falan adamlara bakarsanız, adam kitabını da okur, operasına da gider, bilmem neyi de yapar, ya bu adam nasıl oluyor da oluyor, bunların hepsini yapıyor dersiniz. Ama o adam gününü inanılmaz derecede programlayabiliyordur. Mahareti odur o adam. O kapasitede çalışıyordur. O yüzden biz birçok şeyi iyi programlayamadığımız için yapamıyoruz aslında. Neyi istediğimizi, neyi yapacağımızı, zevkin nerede olacağını, çalışmanın nerede olacağını eğer iyi bir şekilde kendimize programlamayı başarırsak ve bunun içinde kendimize göre bir yol bulacağız. Mesela Kürşat'tan bir örnek vereyim çok kısacana. Mezuniyet senesinde Kürşat oturuyordu, gitar çalışıyordu ve her çalışmasında kronometre açıp not alıyordu. 3.45 saniye, 3 dakika 45 saniye. Sonra bir şeyler oluyor filan, bir daha ara tekrar oturuyor. 7 dakika 32 saniye filan, sonra bütün günü çalıştığı şeyleri topluyordu. Ama o günün sonunda bilmem kaç saat çıkmasını bekliyordu. Şimdi bu bana hayatta uymaz ama Kürşat'a uyuyordu ve mezun olurken gayet iyi bir program çaldı. Dolayısıyla bana uymaz ya, bu mantıksız duyuldu bana dediğiniz şey başka birinin çok iyi işlettiği bir sistem olabilir. Ama önemli olan şey programlamayı yapmayı başarabilmek. Kendinize bir program oluşturacaksınız, işlediğini kontrol edeceksiniz ve yürüyeceksiniz. Bu konu başarının bence anahtarı, Hasan'ın son derece iyi değindiği bir nokta olmuş. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Birazdan 3 saati tamamlayacağız. Bütün soruları alamıyorum maalesef. Yusuf Emrah Uzunca, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde gitar seminerleri, konserleri düzenlenebilir. Gitar üniversitelerden ilkokullara kadar gitmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak gitar tanıtılmalıdır. Bununla ilgili bir sponsor bularak kenar mahallelerdeki okullardaki çocukların dikkati çekilebilir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz Sayın Safa Hocam? Tabii çok önemli bir nokta. Bu
tırnak içi ve bold ifadeyle elitizm algısından çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bütün olup bitenin. İnsanların zihninde böyle bir algı eğer varsa, ki bir grupta öyle olduğunu gözlediğim için önemli buluyorum bunu. Pandemiden önceki dönemde ben böyle etkinliklerden yaptım. Gençlerle buluşma serisi adı altında. Bayağı ilkokullara, ortaokullara falan gidip orada hem gitar çalıp hem çocuklarla sohbet ettiğim, aynı Emre hocamın söylediği gibi bir sohbet ortamıyla karışık müzik buluşması gibi şeylerin çok olumlu sonuç verdiğini bizzat yaşayan biriyim. Tabii ki yani aslında marifetler iltifata tabidir. Davet edilir isek normal zamanda, zeminde, zaman imkan müsait olduğu zaman tabii ki memnuniyetle gidilip bunların yapılması mümkündür. Kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hatta bu meselenin aslında bir dönem yine bir müzik fakültesinde denemiştik bunu. Ters tepmesine rağmen aslında öğrencilerin bazı projelerinin bu manada ilk öğretim okullarında veya işte orta öğretim kurumlarında gerçekleştirilebileceğini ben önermiştim idareci olarak. Sonra başımız derde girdi. Bu temasların çok önemli olduğunu düşünüyorum, katılıyorum. Yani destek olmak adına elimizden ne geliyorsa size açık çek. Mutlaka bu konuya destek olacak meslektaşlar vardır diye düşünüyorum. Güzel soru. Teşekkürler. Çok teşekkürler Safa Hocam. Sayın Kaan Hocam, siz neler düşünüyorsunuz? Yani katılmamak elde değil. Sonuçta yazdığı her şey, bütün öneriler çok çok güzel. Pratiğe nasıl döküleceğiyle ilgili çok tabii önemli sorular var. Şu var, yani Safa'nın dediğine ben katılıyorum. Mesela biz zamanında Anadolu'nun tüm şeylerine, neredeyse birçok ilçesine gittik. Cizre'ye gittik, Mardin'e, Urfa'ya gittik. Dolayısıyla elitist olmaması gerektiği klasik müziğin veya gitarın benim de çok inandığım bir şey. Hatta o zaman gençliğin o heyecanıyla döndüğümüzde bir programda ben şey demiştim. Harran'a hortumla sulayamazsınız, yağmur olup yağmak lazım. Sadece bizim gitmemizle olmaz o iş filan diye şey yapmıştım. Daha sonra benim Bilkent gitar üçlüsü Soner de Kürşat da benimle bayağı bir dalga geçmişti o programdan sonra, o laf nereden çıktı diye filan. Ama hakikaten şimdi bu durumda o var. Yani hortumla böyle bir kültürü sulayıp yeşertemezsiniz. Burada birçok müstakil veyahut da koordine olmuş şeyin, grubun ve organizasyonun bir şekilde işlemeye başlaması, içine birçok kişinin katılması lazım. 3 kişiyle, 5 kişiyle, işte biz 4 kişi bunu çok vallahi uğraşıyoruzla böyle bir kültür akımını yayamayız. Dolayısıyla bunun çok yaygınlaşıp nasıl koordine olacaksa, mesela International Guitar Platform harika bir ortam gibi gözüküyor böyle bir koordinasyonun kurulması için. Ondan sonra harekete geçer, her seviyeden gitarist bu tür eylemlere katılır. Yani öğrenci seviyesinden profesyonele kadar, o zaman tabii bir işe yarar bir hareketlilik ortaya çıkar. Yoksa 3-5 arkadaş bunu yapmaya kalkarsak, hani attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değmez diye bir laf var. Genel anlamda o çıkar. Ha, attığımız taş ürküttüğümüz kuşa çok değer, gittiğimiz yerdeki çocuklar için çok değer. Orada bizle karşılaşan insanlar için o son derece değerli olur. Bizim için de değerli olur ama büyük bir etki yapamayız. Etki için büyük bir koordinasyona ihtiyacımız var. Çok teşekkürler hocam. Son iki soruyu alacağım. Şimdi bir arada belirtmek istiyorum. Bazı görüşlerinize karşı görüşler vardı. Bağlanmak istediler programa. Fikirlerini sunmak istediler. Hani konsept olarak böyle bir konsepti değiliz. Sadece konuklarımızın konuştuğu, soruların chatten alındığı bir konsept içerisindeyiz. Konuşulmak istenilen konularla ilgili özel oturumlar gerçekleştirebiliriz. Konuşmak isteyen hocalarımızla sizler de tekrar vakit ayırırsanız, sizleri tekrar davet ederek o konuları başka bir başlık altında konuşmak isteriz. Güzel sanatlar liseleri üzerine konuşulmak isteniyor açıkçası. Sizin değindiğiniz noktalarla ilgili farklı bakış açıları dile getirildi. Bana bazı mesajlar geldi
programa bağlanılması ile ilgili. Hani konseptten ötürü bu bağlantıları kabul etmediğimi belirtmek istiyorum tekrar. Çünkü geçen hafta gençlerle yaptığımız toplantıda hocalarımıza da söz verdik. Şu an 208 kişi başladık, 116 kişiyiz ve büyük kısmı zaten akademisyen alandaki hocalarımız. Hani bu oturumu böyle yönetemeyiz. Güzel Sanatlar Liseleri ile ilgili farklı bir oturum, başlık açarız. Hocalarımıza orada söz veririz. Kaan hocamı, Safa hocamı tekrar davet ederiz. O başlık altında sadece Güzel Sanatlar Liselerini konuşuruz. Hani bu konuyu bu şekilde kapatmak istiyorum moderatör olarak. Lütfen hani bu yönlendirmemi bu şekilde değerlendirin. Safa hocamdan, Kaan hocamdan bağımsız bir moderatör sözdür efendim bu. Uygun görürseniz o hocalarımızla ayrı bir oturum başlık açarız. Başka bir tarihte, uygun bir tarihte Kaan hocamı, Safa hocamı tekrar davet ederiz. Tekrar konuşuruz efendim bu konuları. Son Behzatçığım, orada çok küçük bir şey söyleyebilir miyim bu konuda buyurun, acaba? Safa hocam da ilave etmek isterse sizden sonra ona da aynı söz hakkını vereyim. Yani çok kısaca geçilmiş bir konudur Güzel Sanatlar Liseleri ile ilgili konu. Dolayısıyla bu kadar kısa bir şeyde belki de hakikaten arkadaşlarımızın alınmasına veyahut da üzülmesine sebep olacak bir şekilde bir yaklaşım olmuş olabilir. Aslında daha ayrıntılı konuşmak gereken, onların sorularını almak gereken bir konu. Hani eğer sizin için de şey yoksa, hani benim iletişim bilgilerim şunlar bunlar zaten vardır, öyle sanıyorum ki ulaşabilirler. O konuda kafalarına takılan veyahut da gerçekten böyle çok söylemek istedikleri bir şey varsa, ben kendi adıma en azından onlarla olumlu bir diyalog kurup onların sözlerini de dinleyip eğer varsa bir cevabı verebilirim arkadaşlarımıza. Hani bunu da iletmiş olayım. Çok teşekkürler hocam. Zaten o dediğiniz gibi arkadaşlarımız, hocalarımız sürekli görüştüğümüz buluşmalarda bir araya geldiğimiz isimler. Farklı bir başlık altında bu konuyu da detaylıca uzunca görüşebiliriz. Bizim Güzel Sanatlar Liseleri hocalarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantı 2 saatten uzun bir toplantıydı. Belki ben hata ettim, bu kadar önemli bir soruyu 5 dakikada anlatın demekle. Belki moderasyon olarak benim bir hatamdır. Tüm izleyicilerden, sizlerden özür diliyorum bu konuda. İpek Hanım çok güzel bir soru sormuş hocam. Çok konu konuştuk, kariyer dedik, birçok noktadan ele aldık. Hem genelden özele, özelden genele sizin nezdinizde. İpek Hanım şöyle bir soru sormuş. Ben özellikle de bir önceki Zoom toplantısındaki konuşmalardan yeni gelen genç gitarist adaylarının daha çok problemleri çözmeyi amaçladıklarını fark ettim. Sormak istediğim soruysa, gitarın bu belirsiz dönemde nereye gitti? Bir yandan okulların da online eğitime geçmesiyle işin boyutunun değişmeye başladığını görüyorum. Üniversitelerin alacağı boyutlara karşı bir öngörüm yok. Gitar alanında ileride neler yapılabilir? Bu süreç uzun bir zaman daha devam edip normalleşirse sahne performans kavramı değişebilir. Gitarda ayrılmadan başka alanlar ile de gitar bir şekilde birleştirilebilir mi? Araştırma ya da performans olarak. Gerçekten bu da başlı başına bir oturum konusu, çok güzel ele almış. Ne olacak bu işin geleceği? Yani bazı şeyler normalleşmeye başladı. Safa Hocam siz de başlayalım lütfen. Neler düşünüyorsunuz İpek Hanım'ın sorusuyla ilgili? Yeni normal bana göre hiçbir zaman eskisi gibi değil. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bence. Yani sahneye bu nasıl yansır? Bunu aslında sinyallerini şu anda görüyor gibiyiz. Hatta pandemi öncesinde, çok yani kısa süre öncesine şöyle biraz dönelim, hafızamızı tazeleyelim. Mesela konser esnasında yanına kamerasını koyup seyircileri çeken müzisyenler vardı. Canlı yayınlıyor konseri. Seyirciler konseri ellerindeki telefonlarla canlı yayınlıyorlar. Müzisyen de onları yayınlıyor. Eş zamanlı birbirlerini yayınlıyorlar. Yani çok komik, tuhaf tınlıyor olduğunun farkındayım ama biz bunu yaşıyorduk zaten. Şu anda mecburen dijitalize oldu her şey. Ve bunun envai çeşit çıkış noktasını mecburen bu sektör fark etmek zorunda kaldı. İşte böyle kutu kutu ekranlarda bir sürü performanslar çıktı. Korolar oluyor, işte gitar toplulukları falan oluyor mesela. Kim tahmin ederdi ki bunu?
Yani günün birinde kutu kutu pense yerine kalkıp böyle bir şey oynayacaksınız müzisyenler deselerdi kimsenin aklına gelmezdi. Dolayısıyla bu hareket kabiliyetini kavrayan müzik sektörü hiçbir zaman bana göre eskisi gibi olmayacak. Bu noktada ben net berrak düşündüğümü zannediyorum. Ama yani bunun tam olarak pratikte karşılığı nasıl olur? Bir level sonrası demektir bu artık. Hani hayatlarımız normale dönüştü, sosyal temas sıkıntımız kalmadı. Yeniden bir sahne performansı falan olması durumunda, müzik toplantıları bir arada olmak anlamında diyorum. Bir grup herhalde geleneksel yöntemleri tercih etmeye devam edecek. Ama önemli bir kesim ki bunlar daha ziyade gençler olacak bana göre. Onlar teknolojinin sağladığı bu hareket kabiliyetini sonuna kadar kullanacaklar. Kullanıyorlar zaten. Ve bu iş bambaşka bir tarafa doğru evrilecek gibi geliyor. Kaan Hocam siz neler düşünüyorsunuz? Bu dijital hareket normalleşecek mi? Yani ben de şeyi düşünüyorum. Eninde sonunda bu dönem geçse bile gelecekte zaten çok büyük bir ilk adım atıldı. Hayat daha hibritleşecek. Yani her şey normale dönse bile insanlar aslında dijital dünyanın getirdiği bir takım avantaj ve kolaylıkları da keşfettiler. Gerçekten bazı konularda yarar sağlıyor, bazı konularda tatsız ama bundan sonrası için birçok olayın eğitiminden tutun, iş hayatından müziğe kadar hibrit dijitalle gerçek hayatın bir karışımı olacağını düşünebiliriz. Diğer taraftan ben kendi duruşumu burada söyleyeyim, ne olması gerekeceğini veyahut da şey değil de ben kendi içimde şöyle hissediyorum bu soruya baktığım zaman. Ben bir müzisyenim. Yani kendi içimde bir tanımım var. Neleri yapmayı sevdiğimi, neleri yapmayı amaçladığımı ve bugüne kadar ne oluşturduğumu biliyorum. Dolayısıyla her ne kadar adaptasyon önemli dediysem de benim kendi kimliğim değişmeyecektir. Dünya nereye giderse gitsin. Dolayısıyla müzikle olan ilişkim çok benzer kalacak, onu biliyorum. Yeni gelen hayattaki bir takım şeylere uyum sağlarım, onlarla da ilgili şeyler üretirim. Ortalık açılırsa canlı bir konserin yerini hiçbir zaman dijitalin tutabileceğini düşünmüyorum. Çünkü o anda orada yaşanan enerji çok başkadır. Zaten şu anda dijital konserlerde görüyoruz, seyirci sayıları inanılmaz derecede düşük bilet satışlı şeylerde. Yani çünkü bir ekran karşısından o şeyi alamıyorsunuz. Ekran karşısında seyredebilmenin bazı avantajları da var. Kolayına kaçıyor. Safa'nın dediği belki özellikle genç jenerasyonun kolayı biraz daha fazla hoşlanıyor olması onu daha popüler hale getirebilir ama ben kendi adıma içimde bir değişiklik yaşamam ama içinde bulunduğum duruma uyum sağlarım gibi geliyor. Yani benim duruşum o şekilde olacaktır. Çok teşekkürler hocam. Son soru. Chat'te okuyamadığım birçok mesaj var. Çok teşekkür ediyorum yazanlara. Vaktimiz yetmedi. Kaan hocamla Safa hocama uygun zaman, mekan, imkan dahilinde bir kez daha ağırlamak istiyoruz. 3 saat bize yetmedi hocam. Özellikle son konuştuğumuz soru cevap kısmındaki konular çok mühim konulardı. Kısa kısa sizlere de zaman ayırdığımız için kısa kısa cevaplarla geçirmek durumunda kaldık. Umut Süme, Türk gitar müziği besteciliği hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Antalya'dan selamlar demiş. Safa hocama yöneltmek istiyorum soruyu öncelikle. Buyurun Sayın Hocam. Ben ülkede konuyla ilgili çok güzel çalışmalar yapıldığına inanıyorum. Ve bu alanın hızla eskisine kıyasla, geçmişe kıyasla daha görünür hale dönüşmeye başladığının farkındayım. Ben güzel şeyler düşünüyorum. Yani bütün bu süreç içinde akademinin bu sürecin üretim ortamları başta olmak üzere nabzını tutması gerektiğine inanıyorum. Bunlara işte destek olacak platformların sayısının artması gerektiğine inanıyorum. İster organizasyon olarak, ister bir takım dernekleşme ya da işte böyle platform organizasyonları olarak bunların kayıt altına alınması ve bu yazılı, görsel, işitsel dokümanların ciddi akademik çalışmalara konu olması, zemin oluşturması gerektiğine inanıyorum.
Bu manada müzik okullarındaki meslektaşların üzerinde böyle bir sorumluluk olduğuna inanıyorum. Yani sahnelerde bunlara, sınav programlarında, festivallerde, ki bunlar da yetmez aslında. Bunların gerçek manada yayımlanması ile ilgili ciddi adımların atılmasıyla bu sürecin biraz demlenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Yani şu anda Türk gitar müziği nasıl bir müziktir diye bir soru sorulsa bunun çerçevesini çizmek çok kolay değil bana göre. Biraz üzerinden vakit geçip üzerinde biraz çalışılması gerekir gibi geliyor. Bunları söylemek için henüz erken gibi geliyor bir yandan da. Ama çalışmaya devam. Güzel işler çıkıyor bence. Çok teşekkürler hocam. Kaan hocam, siz neler düşünüyorsunuz Türk gitar müziği ile ilgili? Türk gitar müziği olarak adlandırmak çok doğru mu onu bilemedim. Türk müzisyenlerin yazdığı gitar müziği olarak belki adlandırmak daha doğru olabilir. Çünkü Türk gitar müziği olunca illaki Türk bir şeyler olsun istiyorsunuz. Ama Umut'un mesela ilk bestelerinden bir tanesi bayağı piazzola parçası gibiydi. Onunla konuşmuştuk hatta o zamanlar. Dolayısıyla şimdi ona Türk gitar müziği diyelim mi demeyelim mi diye sorarız, o zaman kafamız karışır. Türkiye'de üretilen besteleri özellikle gitar için düşünecek olursak Safa'ya katılırım. Çok çok üretimde yükselme var. Birçok gitarist birçok eser yazıyor. Onlardan çok hoş olanları da var. Şu anda aslında bütün dünyada olan bir sorun var. Niteliğin ölçülmesinde, yani nicelik gittikçe artıyor fakat nitelik veyahut da işte bir sanat eseri midir değil midir çok tartışmalı konular. Ama gerçekten vasıflı olanla vasıfsız olan diyelim, ona sanat eserliğini hiç karıştırmayalım işin içine. Nasıl ayrılacak, ne, bu havuz nasıl olarak nasıl şey yapacak? Çünkü internetteki bilgi gibi bir şey yazıyorsunuz, karşınıza bir sürü şey çıkıyor. Bir kısmı çok değerli bilgiler, bir kısmı çöp. Bunu ancak bilen kişi ayırt edebiliyor. Hangisinin çok değerli olduğunu, hangisinin de pek bakmaması gereken bir şey olduğunu. Hani bu biraz karışık bir dönem. Üretimin artması bana da çok olumlu geliyor. Diğer taraftan her şeyi beste olarak veya her şeyi Türk gitar müziği olarak tırnak içinde tanımlamak ne kadar şey olacak, mümkün olacak? Benim de çok fazla şey yapamadığım bir süreç. Yani dünyada niteliğin ayırt edilmesi gittikçe zorlaşıyor gibi geliyor. Benim için en önemli aslında buradaki şey bu. Çünkü bunun en büyük handikapı şu ki eğer aşırı fazla materyal varsa bu sefer değerliler de yok olmaya ve kaybolmaya başlıyor. Onu fark etmek güçleşiyor. İşte o fark edilmesi gerekenleri bir yerde bir şekilde bizim daha fazla insanın fark etmesini sağlayacak bir şeye ihtiyaç var. Motor güce ihtiyaç var. O ne bileyim International Guitar Platform, onların arasından böyle bilir kişilerle seçmeler yapıp onları seslendirtir. Heleke Gitar Festivali üçüncüsü gelir ve Safa Hoca böyle gelen başvurulardaki güzel eserleri seslendirtir filan böyle. Hakikaten biraz işi anlayan kişilerin bir şeyleri seçip insanlara biraz daha seçilmiş olarak sunması belki daha iyi bir şeyler çıkmasını sağlar. Öbür türlüsünde ayırt etmemiz zor. Belki fark edemeyeceğiz o kadar fazla eserin arasında. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Çok sağ olun. Heleke Gitar Günleri ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Sanırım şu günümüzde bütün üniversitelerin yaşadığı ortak sıkıntılar. Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenciler 7-24 enstrüman çalışabilirdi dersliklerinden. Ülkemizde darbe olduktan sonra üniversitelerin de giriş çıkış saatleri, oda kullanım talimatnameleri değişti. Yeni bir saat programı oluşturuldu. Okullar 5'te boşaltılmaya başlandı. Sanırım Türkiye genelinde birçok okulda o saat kısıtlaması olundu. Darbeden sonra bu OHAL saat kuralları maalesef kaldı. Daha bunlar düzelecek mi demeden pandemi oldu. İşte 2 senedir de okullar kapandı. Yoksa biz Herike'nin üçüncüsünü başlatacaktık Kubilay Hocam'la hocam. İşte
memleket hallerinden inşallah güzel günlerde diyelim. Kıymetli hocalarım, çok yoğun, çok güzel bir konuşma oldu. Müziğe, sanata adanmış hayatınızdaki tecrübelerinizi, kişisel görüşlerinizi, bilgilerinizi paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. 3 saati geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 200 küsür kişiyle başladık. Gene 100'ün üzerinde 112 kişi son saniyesine kadar böyle kımıldamadan sizleri dinlediler. Hem sizlere böyle soluksuz anlattığınız için hem de dinleyicilere soluksuz dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Biz bunun kaydını aldık bu söyleşinin. Hocalarımızın uygun gördüğü şekilde paylaşmak istiyoruz. Tekrar tekrar izlenip dersler çıkartılabilecek bir söyleşi oldu. Çok hayat tecrübeleriyle, hayat felsefeleriyle dolu bir söyleşi oldu. Sizlere çok teşekkür ediyoruz sayın hocalarım. Son olarak söylemek istedikleriniz var mıdır? Sayın Safa Hocam, Sayın Kaan Hocam. Yani böyle bir sohbete, buluşmaya ön ayak olduğunuz için, organize ettiğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Çok güzel, keyifli bir vakit geçirmiş olduk beraber. Sizlerle birlikte olmak her zaman benim çok sevdiğim bir husus. Bir kez daha bu güzelliği bize yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle selamlıyorum herkese. Sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkürler Safa Hocam. Kaan Hocam, sizin söyleyecekleriniz var mıdır Sayın Hocam? Yok dermiş, kapı kapatıyorum değil mi sen? Ya tabii, yani her şeyden önce her bir toplantınızda bir sonra ne yapmanız gerektiğiyle ilgili gerçekten bir düşünce üretiyorsunuz. O yüzden hepinizi tebrik ederim. Yani bir öncekinde aslında gençlerin nelere ihtiyacı olabilir, neleri konuşulmasını duymaya ihtiyacı olur diye düşündünüz ve bunu ürettiniz. Bir sonraki aynı şekilde geliyor. O yüzden hakikaten böyle rastgele yapılmış şunu çağıralım da konuşturalım değil de benim zamanında gitar buluşmaları için düşündüğüm gibi bir plana göre adım adım ilerleyen, adım adım bir piramit gibi yukarıya doğru çıkan bir şey kuruyorsunuz. Çok çok değerli. Yani inşallah çocukları biz sıkmamışızdır. Özellikle dinleyen gençleri uzun süren bir konuşma oldu. Onların sabırları bizden biraz daha kısa ama çok iyi dayandılar. Baksana çoğu burada hala. Dolayısıyla tebrik ederim. Hani böyle bir felsefesi olan, düşüncesi olan etkinliklerle gittiğiniz için. Umarım herkes çok çok daha fazla yararlanır zaman içinde. Devamlı takipçiniz artar. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Haftaya gerçekleştireceğimiz buluşmada çok değerli projelere yer vereceğiz. Gençlerin, genç gitaristlerimizin projelerini. Çavgın Çıngıt'ın Join Art TV projesi, Eda Kocatürk'ün Her Mama Bir Nota projesi, Hüseyin Kaya Uzunali'nin Çevrimiçi Gitar Sohbetleri projesi, Abdullah Hatipoğlu'nun Flamenco Eğitim Seti projesi ve Ceyhun Güneş'in 25 yaşında başladığı artık gelenekselleşmiş Ankara Flamenco Festivali projesi üzerine konuşacağız. Haftaya cumartesi günü tekrar sizlerle bir araya gelmek dileğiyle efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, saygılar, içtenlikle.